Merhabalar sevgili izleyiciler, 40'la karşınızdayız. Programımızda konuğuma 40 soru yönelteceğim. Her soru için 2 dakika yanıt süresi var. Eğer herhangi bir soruya yanıt vermek istemezse pas geçme hakkına sahip. Eğer bir soruya 2 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde yanıt verirse arda kalan süreyi diğer soruları için kullanması mümkün. Bugünkü konuğum siyaset bilimleri profesörü ve siyasetçi, İyi Parti eski genel başkan yardımcısı ve İstanbul milletvekili Sayın Ümit Özdağ. Sayın Özdağ, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim, gündemdesiniz. Evet. Biz de bugün o gündemin bütününü görmek üzere sizle ilgili çok ciddi bir çalışma yaptık. Hemen sorularımızla başlamak istiyorum. Buyurun. Şimdi 1961 yılından başlayalım. Çünkü sizin doğum yeriniz Japonya'nın başkenti Tokyo. Bu ilginç bir hikaye. O zaman Muzaffer Özdağ, merhum babanız, 27 Mayıs 1960 darbesinde yer alan isimlerden biri. O dönem Alparslan Türkeş liderliğinde hareket eden 14'ler grubunun içerisinde. Fakat darbenin istenmeyen çocukları olarak nitelendiriliyorlar. Ve de sizin babanız bir anlamda o dönemin koşullarına göre sürgüne gönderiliyor. Ve Japonya hükümet müşaviri olarak da tayin ediliyor. Ardından babanız Türkiye'ye dönüyor, subaylığı bırakıyor. Alparslan Türkeş liderliğinde o dönemki adı Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi olan partiden milletvekili seçiliyor ve 1971'de de siyaseti bırakıyor. Allah rahmet eylesin, 2002'de hayata gözlerini yumuyor. Şimdi siz de aynı milliyetçi geleneği paylaştığınız için acaba o dönem babanızla bu darbe konusunu konuşup tartışma, etüt etme fırsatınız olmuş muydu? Sizde nasıl bir tezahürü oldu? Soru gelsin. Ümit Özdağ 27 Mayıs darbesini planlayan babasını hiç suçladı mı? Hayır, hiç suçlamadım ama anlamaya çalıştım. Yıllarca evde sohbetlerde bu konuşuldu. Ben de kulak misafiri oldum. Dinledim. Detayları sordum. Hatta şöyle söyleyeyim. 14 yaşına geldiğim zaman hangi birliklere hakim olabilir, hakim olursanız darbe yapabileceğinizi biliyordum. Çünkü bunların içinde yetiştim. Fakat daha sonra doktora tez konusu olarak seçtim. Doktora tez konusu olunca daha da ayrıntılı konu üzerinde çalıştım. Bütün hayatta olan o zaman Milli Birlik Komitesi üyelerini ziyaret ettim. Onlarla kasetli röportajlar yaptım, deşifre ettim. Her sayfasının altını imzalattırdım, tarihi belge oldukları için. Tabii zaman zaman dediler ki kaseti kapat, kapattım. Bunu sen bil ama bunu yazamazsın dediler. Öyle şeyler de oldu, yazmadığım, bildiğim ama yazmadığım şeyler oldu. Sonuçta doktora tezi olarak başlamıştım ama rahmetli tez hocam Profesör Doktor Kemal Dal okudu tezi. Dedi ki bunun önüne bir giriş yaz. Neyi yazayım hocam? Atatürk ve İnönü döneminde yaz dedi. Ben de oturdum bir giriş olarak Atatürk ve İnönü dönemini yazdım ama 200 sayfaydı giriş. Onun üzerine o giriş bölümünü doktora tezi yaptı. 27 Mayıs'ta sen bana doçentlik tezi olarak ver dedi. Gerçekten de öyle oldu. Bir seferde hem doçentliği yazmış oldum hem doktora tezini yazmış oldum. Bir sene sonra da doçentliğe başvurdum ve doçent oldum. Tabii gerçekten bir sosyal bilimci olarak meseleye baktım. Nasıl şartların oluştuğunu ve bu şartların oluşmasındaki etkenleri tahlil ettim ve doğrusu anladım diye düşünüyorum ama yargılama veya suçlama yapmadım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Biz siyaset bilimleri profesörü olarak akademik olarak algılamaya çalıştığınızı söylüyorsunuz. Ben buradan tekrar siyasi kişiliğinize dönmek istiyorum. Çünkü bir siyasi mevzu olunca ve babadan miras bir dava olunca burada aşk nefret ilişkisi mutlaka bir duygudaşlık da oluyor. Şimdi geçmişe baktığımızda Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 1958 Osman Bölükbaşı ve arkadaşlarıyla yol alıyor. Ardından 65'te ayrılmaları, Alparslan Türkeş'in genel başkanlığı, MHP'nin kurulması vesaire. Sizin de yolunuz burada 2005-2006 MHP ile kesişiyor. Ardından ihracınız, mahkeme süreci, 2010'da tekrar geri dönmeniz derken genel başkan yardımcılığı ve merkez yürütme kurulu üyeliği yapıyorsunuz. Bunları neden irdeledim? Çünkü orada bir babanızdan miras mı devraldınız? Bu duygunuzu merak ediyorum MHP ve milliyetçilik özelinde. Fakat daha sonra tarihe baktığımızda da başka dinamikler devraldınız.
devreye giriyor. Sizin bu sanki tarih tekerrürden ibaret gibi MHP ile yaşadığınız kopuş süreci gibi İYİ Parti'den bir kopuş süreci yaşıyorsunuz. Burada da bir ihracınız gündeme geliyor ve diyorsunuz ki ben mahkemeye başvuracağım. Mahkeme eğer haklı bulursa da İYİ Parti'nin iyiliği için yaptım. Partime geri döneceğim. Hatta halihazırda Twitter'daki unvanınıza baktığımızda İYİ Parti İstanbul Milletvekili evet. unvanıyla orada bir aidiyet duygusu da görüyoruz. Yani partiyle olan gönül bağınızı, o aidiyet duygunuzu kesmediğinizi görüyoruz. Ama bir taraftan da 80 il başkanının imzası olunca ihracınızda bu kopuşu içinizde duygusal olarak nasıl dengelediğinizi, bu kopuşa rağmen soru gelsin. Ümit Özdağ istenmediği partide siyaset yapacak mı? Kim istemiyor? Parti tabanı Sayın Akşener'in yaptırmış olduğu bir araştırmada %80'e yakın bir destek veriyorlar. Ve burada il başkanlarından bu imzanın nasıl alındığını biliyorum. Ve bir il başkanı görevlendirilmiş, tek tek il başkanlarını arıyor ve şunu söylüyor her il başkanına. Bütün ilimiz başkanları imzaladı, sen son kaldın. Tabii il başkanları teşkilatlarından geçiriyorlar mı bunu, bu kararı? Hayır, geçirmiyorlar. Ve yönetmelikte, partinin tüzüğünde böyle bir yol var mı? O da yok. Özetle mesele burada dava sonucunda ortaya çıkacak. Bence hukuksuz ve siyaseten de yanlış bir adım atıldı. Ben de bu hukuk ve yanlış adıma karşı hem siyasal anlamda hem de hukuki anlamda yasalardan kaynaklanan hakkımı kullanacağım. Özetle ben İYİ Parti tabanıyla aramda bir duygusal kopuş görmüyorum. Hatta her geçen gün daha artan bir desteği yaşıyorum. Yani sokakta yaşıyorum, sosyal medyada yaşıyorum, toplantılarda yaşıyorum. Yaptığımın %100 değil, %500 doğru olduğunu biliyorum. Ve yapış amacım da İYİ Parti'ye zarar vermek değil. Aksine İYİ Parti'nin kuruluş çizgisi, kuruluş esasları üzerinde ve zarar görmeden yola devam etmesini sağlamaktı. Ondan dolayı bugün olsa yapar mıyım? Aynı şekilde yaparım. Diyorsunuz ve noktayı koyuyorsunuz ve il başkanlarının imzasının tabanda bir tezahürü karşılığı olmadığını ana fikir olarak söylüyorsunuz. Şimdi ben buradan başka bir konuya geçeceğim. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici sizin oturduğunuz bu koltukta oturuyordu geçen hafta programımızda. Kendisi de bütün Milliyetçi Parti'de siyaset yapan partilerin aslında birleşmesi gerektiğini söylüyor. Hakikaten 1960'lı yıllardan itibaren baktığımızda da hep ciddi kopuşlar olmuş. İşte Osman Bölükbaşı, Alparslan Türkeş, oradan kopuşlar Devlet Bahçeli, Meral Akşener ve Koray Aydın'ın sizin birlikte hareket ettiğiniz durum. Keza 1992'de Muhsin Yazıcıoğlu'nun 5 arkadaşıyla birlikte kopuşu. Hep bölünmeler olmuş. Dolayısıyla acaba milliyetçi partilerin birleşmesi fikri sizce ne kadar mümkün? Soru gelsin. MHP, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi neyi paylaşamıyor? Hepsi esasen Türk milliyetçiliği geleneği içerisinde olan partiler. Ve uzun vadeli hedefleri açısından, stratejik planları açısından birbirlerinden köklü bir farkları yok. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nden Türk milliyetçisi olmadığı için ayrılmadık. Türk birliğini savunmadığı için ayrılmadık. Biz Türk milliyetçiliğini daha hızlı bir şekilde iktidara taşıma iddiasıyla İYİ Parti'yi kurduk. Yoksa Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik eleştirilerde o günde bugün de Türk milliyetçiliğinin sorgulanması üzerine bir yaklaşım kurulu değildi. Bugün de İYİ Parti'nin tabanını oluşturan kitlenin çok büyük bir bölümü Türk milliyetçiliği geleneğinden gelmesinin ötesinde Türk milliyetçiliği geleneğinin en eğitimli, en ideolojik düşünen kesimleri. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılmak gerçekten çok zordur. Milliyetçi Hareket Partisi bir aynı zamanda parti olmanın ötesinde bir harekettir, bir duygusallaştır. Duygudur, bir tarihtir, bir gelenektir ve hepimizin orada büyük hatıraları var, arkadaşları var, büyük bir mücadelesi var. Yani bunu hiçbirimiz unutmadık ama buna rağmen oradan ayrıldıysak burada ki ayrılan sadece biz değiliz, oy veren de önemli bir kitle aşağı yukarı %7, %8 bir oydan bahsediyoruz.
davayı alıp buraya getirdiler. Yani dava Türk milliyetçiliği davası. İddia neydi? Onu iktidara taşımaktı. Peki bunların hepsi bir araya gelebilir mi? Gelebilirler teorik olarak. Gelmeli midirler? %100 gelmelidirler. Çünkü bütün dünyada milliyetçilik yükseliyor. Ve bütün dünyada milliyetçilik yükselirken Türkiye'de de yükseliyor. Ama değişik partilerde yükseleceğine bir partide yükselse, bir Türk Milliyetçi Partide, o zaman Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu çözüme de ulaşmış oluruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben İYİ Parti'den ihraç sürecinizi biraz mercek altına almak istiyorum. Aslında kamuoyuna yansıyan şekliyle İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili ileri sürdüğünüz iddialarla bu olay en çok alev aldı. Bu iddialarda en çok kendisini FETÖ ile ilişkilendirmeniz manşet oldu. İşte buradaki argümanlarınız Kazakistan'da yaşadığı dönemde yaptığı faaliyetler, Fettah Tamince ile offshore hesapları, para ticareti gibi örnekler verdiniz. Şimdi burada anlıyoruz ki Buğra Bey ile ilgili çok ciddi kapsamlı bir araştırmanız olmuş. Ama ben bu araştırmayı neyin tetiklediğini, neden sonra Buğra Bey üzerine odaklanma hissiyatı geliştirdiğinizi merak ediyorum. Şuna istinaden, çünkü önceki açıklamalarınıza bakıyorum. Şimdi mesela diyorsunuz ki gerek Buğra Bey ile ilgili gerek babası Orhan Kavuncu ile ilgili hiçbir kötülüklerini görmedim demişsiniz. Cumhuriyet Gazetesi'nde İpek Özbey ile 9 Kasım'da yaptığınız bir röportaj var. Orada da diyorsunuz ki ağabey ile Buğra'yı gençliğinden, Ankara Türk Ocakları döneminden tanırım. Kafamda ikisiyle ilgili en ufak olumsuz bir şey yoktur demişsiniz. Bu neden sonra değişti? Neden sonra hedefiniz haline geldi? Soru gelsin. Buğra Kavuncu neden Ümit Özdağ'ın hedefi haline geldi? Mesele benim için Buğra değil. Mesele benim için son 1000 senede Türkiye Devleti, Türk Devleti için, yani Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti 1000 seneden beri bu coğrafyadaki devletimizin değişik şekillerdeki, rejimlerdeki görünümü, en büyük iç tehdit FETÖ terör örgütüdür. Ve FETÖ terör örgütüyle ben sürekli bir mücadeleyi temsil ettim. Bundan sonra diyeceğim, muhtemelen bizden sonra yaşayacak nesiller de bir 15-20 sene FETÖ ile mücadele etmeye devam edecekler. Senelerce polis akademisinde, istihbarat kurslarında, harp okulunda, yani devletin güvenlik ve istihbarat birimlerinde ders verdim. Değişik kurumlarda Türkiye'nin menfaatleri için belirli çalışmalar yaptım ve çok ciddi bir iletişim ve öğrenci alanım var. İYİ Parti'nin kuruluşu sırasında da bu konuda uyarıldım. Yani Buğra Kavuncu konusunda uyarıldım ve parti kurucuları arasında girmesini de engelledim. Ve FETÖ iltisakı gerekçesiyle Meral Akşener'e, yani ben bundan 3,5 sene önce söyledim. Sonra partiye katıldığı GİK öncesinde bana Meral Akşener GİK'e alacağını söylediği zaman kuruculara bu iltisak dolayısıyla aldırmamıştım. Şimdi ne değişti dediğimde Akşener'in bana verdiği cevap, bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. Bir genel başkan bütün sorumluluğu üzerine alıyorsa artık fazla söyleyecek bir şey kalmamıştır. Ama daha sonra İstanbul İl Başkanlığı'na getirmek istedi. Orada da itiraz ettim. Sonuç olarak gelmiş olduğu noktada Akşener'in son kongrede Türk milliyetçilerinin tasfiyesini tamamlayıp partiyi farklı bir eksene oturtup milliyetçilik dışında Buğra Kavuncu'nun da İYİ Parti Genel Başkanlığı sürecine hazırladığını görünce bunu kamuoyu önünde kamuoyuyla paylaştım. Nokta mı? Peki. Şimdi buradan kırmızı bir soruyla devam edeceğim Sayın Özdağ. Biraz önce dediniz ya, FETÖ aslında bugüne kadar gelmiş geçmiş tarihimizde en büyük tehlikedir diye, ben de bu tehlikeden devam etmek istiyorum. 4 Aralık Cuma günü Ciddi Gazete'de yayınlanan bir röportajınız var. Orada şöyle diyorsunuz: İYİ Parti Genel Başkanı başta olmak üzere bütün genel merkez kadroları ilk tepki olarak benim ruh ve akıl sağlığımı gündeme getirdiler. İYİ Parti'nin sosyal medya çalışanları da aynı üslubu benimsediler. Bu üslup üzerine kendilerini diyorsunuz kamuoyu önünde uyardım. İYİ Parti Genel Merkezi'nin kullandığı söylem FETÖ tarafından FETÖ ile mücadele edenlere karşı uygulanan bir saldırı stratejisidir diyorsunuz. Genel Merkez yönetimine, genel merkezde kulağınızda kim bu saldırı yöntemini fısıltıyorsa FETÖ'cüdür diye seslendim demişsiniz. Şimdi bu
cümlelerinizin ana fikrini daha net algılamak istiyorum. Şimdi burada dolayısıyla İYİ Parti'de FETÖ'nün bir güç sahibi olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Daha önce bu tür bir düşünce kafanızda var mıydı? Yoksa parti içi yönetimi karşınıza alınca mı bu düşünce gelişti? Soru gelsin. İYİ Parti yönetiminde FETÖ ne kadar etkili? Şimdi zaman içerisinde bazı şeyleri daha iyi görme imkanı buluyor. Ben FETÖ'ye yakın bütün unsurların İYİ Parti'ye sızmasını elimden geldiği kadar engellemeye çalıştım. Mesela bu anlamda bir eski İçişleri Bakanı'nın ki onun döneminde FETÖ devlet içerisinde çok fazla etkinlik kazanmıştı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edildikten sonra divandan istifa edeceğimi söyleyerek ve istifa gerekeceğimi söyleyerek açıklamasının yani adaylık açıklamasının geri alınmasını sağladım. Yani sadece bu bir kişiyle ilgili değil, bir örgüte karşı Türk milliyetçi bir duruşla ilgili bir tavır. Fakat Buğra'yla ilgili açıklamayı yaptıktan sonra ortaya yaptığım araştırmalarla yeni yeni şeyler de çıkmaya başladı. Bu arada benim dışımda insanlar da konuşmaya başladı. İşte mesela Rize'de Güneysu ilçe başkanının yapmış olduğu, kamuoyuyla paylaşmış olduğu açıklama var. Biz FETÖ ile mücadele ederken bugün bir genel başkan yardımcısı arkadaşımız var. Bulunduğu ilde avukatlık yapıyor ve FETÖ'den atılanların davalarını alıyor. FETÖ'cülerin davalarını alıyor. Evet, avukatlık kutsaldır. Her kişinin de FETÖ'cü de olsa PKK'lı da olsa savunma hakkı vardır. Bu bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmamızdan kaynaklanan bir haktır. Bu da sorun yok ama o zaman genel başkan yardımcısı olarak çalışmayacaksın. Gideceksin avukatlığını yapacaksın. Çünkü bu parti kurulurken FETÖ ile mücadeleyi parti programına yazmış olan Türkiye'deki tek partidir. Ne yazık ki bu röportajda da ifade ettiğim gibi bu süreç başladığı günden bu yana İYİ Parti genel merkezinden kaynaklanan bütün eleştirilerde FETÖ'nün imzası var. Tek 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 bunları ispatlarım ve ispatladım da zaten. Peki. Şimdi ben buradan yine Burak Kavuncu özelinde devam etmek istiyorum. Partide sivrilmesi ve bazı kişiler tarafından da Meral Akşener'in prensi olarak nitelendirilmesi hususuna değinmek istiyorum. İşte Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, eski İYİ Parti üyesi Adnan Taşkıran gibi isimler de bu şekilde saptamalar yapmışlar. Meral Akşener'in de kendinden sonra genel başkanlığa Burak Kavuncu'yu prens olarak hazırladığı cümlelerini kurmuşlar. Fakat geçmişe dönüp baktığımızda işte bir Koray Aydın gibi ya da sizin gibi kurucular arasında yer almıyor. Sanıyorum girmesi 2018 yılına tekabül ediyor. Evet, kurucuları almasını ben engelledim çünkü. Siz engellediniz. Biraz hatta GİKA'yı da aldırmadığınızı söylediniz. İtiraz ettim ama aldı. Hepsini cevabınızda rica edeceğim sizden. Dolayısıyla burada Burak Kavuncu'nun sivrilmesi, tırnak içerisinde prens haline gelmesi sürecini nasıl analiz ediyorsunuz? Acaba gerçekten de gelecekteki genel başkan olarak mı hazırlanıyor? Soru gelsin. Burak Kavuncu ne zaman ve nasıl Meral Akşener'in prensi oldu? Olayların akışına baktığımız zaman bunun daha parti kurulmadan önce alınan bir karar olduğunu düşünüyorum ben. Bakın parti kurulmadan önce alınan bir karar olduğunu. Bunu ispatlayabilir miyim? Hayır, bugün ispatlayamam ama bunun bir gün ortaya çıkacağını gerçekten düşünüyorum, inanıyorum. Ve bunun kimler arasında yapılan bir görüşmeyle de olduğu konusunda elimde bilgiye dayalı tahminler var. Bilgiye dayalı tahminler var. Tabii 17 senesini yurt dışında yaşamış bir kişiden bahsediyoruz. Bu kişi bu 17 sene içerisinde bir tane siyasi tweet atmamış. Bir milli bayram kutlamamış. Bir Atatürk'le ilgili, Atatürk'ün mesela vefat gününde üzüntülerini belli eden bir sosyal medya paylaşımı yok. Yıllarca sosyal medyası tertemiz. Yani bir sene hiç kullanmamış. Sadece 2016'da 15 Temmuz darbesinden sonra bir tweet atıyor. Orada da FETÖ'yü suçlamıyor. Kimin tarafından yapılırsa, kime karşı yapılırsa lanet olsun şeklinde bir ifadesi var. Sanki Uganda'daki veya Mısır'daki bir darbeyi kötülüyor. Böyle bir şahıs birden siyasete tepeden paraşütle iniyor. Genel başkan yardımcılığında başlıyor. Daha önce bir FETÖ'cü iltisaklı, Türkiye Cumhuriyeti'nde öyle tanımladığı bir derneğin başkan yardımcılığını yapmış. Onu yaparken
şirketini Alman derin devletinin FETÖ'yü destekleyen şirketler listesine Türkiye'nin aldığı şirketini o şirkete satmış. Sonra bu Alman şirketinde çalışmaya başlamış ve oradan da İYİ Parti'ye paraşütle genel başkan yardımcısı olmuş. Sonra artı bir dakika. Müktesat gerektiren bir iş yapmış. İşe atanmış daha doğrusu parti sözcülüğü. Siz siyasetin içinde değilsiniz ama siyaseti yakından izliyorsunuz. Bir parti sözcüsünün Türk siyasetini bilmesi lazım. Türk siyasi tarihini bilmesi lazım. Bu kişinin böyle bir müktesebatı var mı? Yok. Ama bir siyasal kariyer oluşturursanız ancak bunları yaptırırsınız. Sonra İstanbul İl Başkanlığı'na taşınmış. Peki çevresine bakıyorsunuz. Büyük dayısı Enver Altaylı Alman vatandaşı ve FETÖ'yle İltisaklı FETÖ'cüleri, MİT mensubu FETÖ'cüleri yurt dışına kaçırmak için bir organizasyon geliştirmiş. Bundan dolayı yargılanıyor. Küçük dayısı Gülen Balıkçılık adlı bir balıkçılık, G balıkçılık diyor ama bütün Gülen çevresinde, Fethullah çevresinde Gülen Balıkçılık olarak anılıyor. İlişkileri var. Amcası keza aynı şekilde, kardeşi keza aynı şekilde, eniştesi keza aynı şekilde. Artı 30 saniye. Bakın şimdi bütün bunlar bir araya koyduğunuzda meri hukukta bugün meri uygulanan hukukta bu kişinin Türkiye'de bırakın bir partide genel başkan yardımcısı olursa mı mahalle bekçisi olamaz. Hukuken mahalle bekçisi olamaz. Şimdi bütün bunları görmeyip bu kişinin Türk milliyetçisi olduğunu söylemek hele 30 Ağustos'u kutlarken Türk milleti değil Türkiyelilerin bayramıdır diye kutlayan bir kişiyi Türk milliyetçisi olduğunu söylemek aklımıza yapılmış en büyük hakarettir. Peki. Noktayı bu şekilde koyalım. Ben sizin bu İYİ Parti'den kopuş sürecinizi biraz daha iyi algılamak üzere biraz daha geriye gideceğim. 2016'da MHP'den kopuş sürecinde sizin Koray Aydın'ın, Sayın Akşener'in yan yana nasıl kol kola durduğunuz görüntüler hala hafızamızda. O dönem hatta Meral Akşener size de destek vermişti. Diyor ki suçu demokratik hakkını ifade etmek ve genel başkan adayı olmak diye çok net bir şekilde sizin yanınızda durmuştu. Fakat siz İYİ Parti'den ihraç edilirken sadece böyle olmamalıydı demekle yetindi ve argümanlarınızı negatif kontr argümanlar geliştirdi. Şimdi öncelikle bu iki Meral Akşener arasındaki farkı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yanıtınızda bunu rica edeceğim. Keza bu süreç işlerken tabii ki sizin çıkışlarınızın, sizin ihraç sürecinizin de partide bazı dama taşlarını yerinden oynatacağını, huzursuzluk yaratacağını hesap etmiştir Sayın Akşener. Tecrübeli bir politikacı ama buna rağmen hamlesini yaptı. Soru gelsin. Meral Akşener ve İYİ Parti Ümit Özdağ'dan kim ve ne uğruna vazgeçti? Çok net. Burak Kavuncu'nun genel başkanlığı uğruna bir. İki ama partinin Türk milliyetçiliğinden temizlenmesi, tasfiye edilmesi, Türk milliyetçisi kadroların parti dışına itilmesi, milli devletçi kadroların parti dışına itilmesi projesi adına vazgeçildi. Ama şunu da ifade ettim. Bakın ben Sayın Bahçeli ile de yıllarca siyaseten mücadele ettim. Ama Sayın Bahçeli'nin Sayın Akşener'den daha demokrat olduğunu gördüm. Bakın net altını çizerek söylüyorum. Sayın Bahçeli'nin Sayın Akşener'den daha demokrat olduğunu gördüm. Ben Sayın Bahçeli'yi çok ağır şekilde ideolojik anlamda eleştirdim. Hiç saygısızlık yapmadım. Ne ayrıldıktan sonra ne Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde. Onun da bana yönelik çok ağır eleştirileri oldu, hatta suçlamaları oldu. Ama Sayın Akşener'i daha eleştirmedim. Sayın Akşener'in bir il başkanını eleştirdiğim zaman Sayın Akşener ihraç sürecini başlattı. Ve kesin ihraç talebiyle hem de tüzüğe aykırı bir şekilde il başkanlarına siyasal linçle yaptırttı bunu. Sayın Meral Akşener'in altını çizerek söylüyorum. Demokrat kimliği kamuoyuna sunmaya çalıştı. Demokrat kimliğinin aksine ben siyasetinin derinliklerinde, ruhunun derinliklerinde çok ciddi bir otoriter tavır görüyorum. Muhalefete tahammül edemiyor. Eleştiriye tahammül edemiyor. Eleştirdiğiniz anda da sizi kapının önüne koymak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bakın
Şimdi Aytun Çıray Bey'in ihraç süreci İYİ Parti'de başlamıştır. Ve onu da İYİ Parti'den tasfiye edecekler. Neden? Çünkü o da doğru bildiğini söylüyor. Artı 30 saniye. O da doğru bildiğini söylüyor. Peki, o zaman buradan devam edelim. Kırmızı bir soruyla devam ediyoruz. Tabii bu İYİ Parti'deki... Sizin hiç beyaz sorunuz, pembe sorunuz yok. Bütün sorularınız kırmızı. Gündem çok kırmızı efendim. Özgür ağırlığınız ağır. Dolayısıyla sorularımızın rengi de kırmızı. Şimdi İYİ Parti'deki bu hareketliliğin bir diğer önemli nedeni de geçtiğimiz günlerde kısa bir süre önce gerçekleştirilen ikinci kurultayda genel idare kurulunda bazı isimlere oy verilmemesi yönünde mesaj yollanması iddiasıydı. Bu iddialar üzerine Adana Milletvekili'niz Sayın İsmail Koncuk bir takım söylemlerde bulundu ve istifa etti. Kendisinin istifa metninden alıntılamak istiyorum. Divan üyesi olarak görevlendirilen bazı kişilerin anayasanın ilk 3 maddesi Türklük tanımı ana dilde eğitim konularındaki Türk milliyetçiliği ile taban tabana zıt görüşleri PKK-FETÖ konusundaki açıklamaları göz önüne alındığında partinin vitrine koyduğu bu tür kişilerle nereye savrulduğu meçhuldür demiş. Aslında sizin söylemlerinizle örtüşen bir söylem içerisinde. Diyor ki İYİ Parti'nin iyi yönetilmediğini iddia etmiş. Adalet, şeffaflık adına, problem çözme iradesi adına güzel bir performans sergileyemediğini söylüyor. Şimdi aynı şeyleri siz de dile getirdiğiniz için size sormak istiyorum. Soru gelsin. İYİ Parti iyi yönetilemiyor mu? Efendim 200 kurucuyla kurulduk. Şu anda 60 kurucu istifa etmiş durumda. 140 kişi kaldı. Meclise en küçük grup olarak girdik. Tabii bu bir başarıydı yine de. Yani 7 ay önce kurulmuştuk. Şöyle ve güzel bir çalışma yaptık. Bir baskın seçime rağmen %10'una girdik. Ama 3 sene oldu daha parti kuruladı. Meclise gireli 2,5 sene oldu. 7 tane milletvekili partiden ayrıldı. Bu kadar milletvekili kaybeden başka parti yok. 81 il başkanıyla yola çıkmıştık. Bu 81 il başkanından hala görevinde olan 3 sene önce 2 kişi kaldı. Bingöl ve Gümüşhane. Bunun dışındakiler bazı illerde 5 defa değişti 3 sene içinde. Neden? Koray Aydın Bey'i mutlu edecek il başkanı bulunana kadar. Şimdi böyle bir parti başarılı olabilir mi? Türkiye AKP'nin yönetiminde çok ağır bir dörtlü krizden geçiyor. Ekonomik kriz, Suriyeli sığınmacıların oluşturduğu kriz, devlet krizi, yani tek adam rejiminden ve liyakatsizlikten kaynaklanan ve milli birlik krizi yaşıyoruz. Buna rağmen AKP %30'ların üzerinde ve siz muhalefettesiniz, hedefinizi %15 olarak koymuşsunuz. Akşener %15 diyor hedefim. O zaman biz Milliyetçi Hareket Partisi'nden hani iktidara gelmek, Türk milliyetçiliğini iktidara taşımak için ayrılmıştık? Nereye taşıyoruz? Neyi taşıyoruz? Efendim biz kilit parti olduk. Ne? Kilit parti olduysanız aslında söylediğiniz şudur, iktidara talip olan partiye omuz vermek için siyaset yapıyorsunuz. Sizin iktidar olma talebiniz yok demektir. Bugün İYİ Parti iyi yönetilseydi, dünyada milliyetçiliğin yükseldiği bir noktada, Türkiye'de milliyetçiliğin yükseldiği bir noktada iddiamız %15 değil, iddiamız iktidar partisi olmak olurdu. AKP'nin oylarının yarıya düştüğü noktada artı 30 biz saniye. Ancak AKP'nin bugün almış olduğu en düşük %30'un yarısına en iyi durumda talibiz. Bu mu doğru siyaset? Hayır. Bu mu başarılı siyaset? Hayır. Bana diyorlar ki işte sizin eleştirileriniz AK Parti'ye yarıyor. Hayır, benim eleştirilerim aslında AKP'nin zayıflaması, İYİ Parti'nin de güçlenmesi için vesile olarak kullanılması gereken eleştiriler. Ben %15 yetmez diyorum. Ben CHP'nin koltuğunun altına girip orada oturalım. Teşekkür ederim. Diyorum. Bu konu özelinde sorularım olacağı için ek süre vermiyorum ve buradan kırmızı bir soruyla yine devam ediyorum. Sizin eleştirileriniz kadar gazeteci Sabahattin Önkibar'ın da eleştirileri var. Kendisi YouTube kanalında bir bağımsız gazetecilik performansıyla yapmış bu eleştirilerini ve Meral Akşener'den karanlıktaki kadın şeklinde bahsediyor. Buradaki argümanı da diyor ki Meral Akşener iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmede zayıf kalıyor. İktidarı yanıt vermesinde zorlayacak argümanlar ortaya koyamıyor. Bir de madalyonun öbür yüzünde de aslında Erdoğan'ın da o kadar sert bir şekilde yüklenmediğini, Akşener için yeri geldiğinde yerli ve milli çıkışı yaptığını irdelemiş. CHP'yi çok daha sert bir dille eleştirdiğini söylemiş. Acaba diyor Önkibar, aralarında bizim bilmediğimiz bir ilişki mi var? Sabahattin Önkibar'ın bu görüşüne sizin yorumunuzu merak ediyorum. Soru gelsin.
Ümit Özdağ'a göre Meral Akşener kime hizmet ediyor? Şimdi ben sorunun bu şekilde sorulmuş üzerinden bir cevap vermek istemem ama soruyu kendim sorarak cevap vermek isterim. Meral Hanım'la yola çıkarken başlangıçta hedefimiz iktidara gelmekti. Bugün Meral Hanım'ın iktidar hevesini, isteğini ve siyasetini tamamen terk ettiğini düşünüyorum. Ve bu çerçevede biz Türk milliyetçiliği davasını iktidara taşımak için yola çıkmış bir heyetken gelmiş olduğumuz noktada kutuplaşmış siyasette seçmene bir üçüncü seçenek sunma iddiasıyla yola çıkmışken bir tarafta AKP bir tarafta CHP arasında bölünmüş seçmene gitmiş CHP'nin yanında kutuplardan bir tanesi haline gelmiş bir siyasi partiyiz. Yerel seçimler sonrasında CHP ile eklemleşme daha da güçlendi. İYİ Parti'nin divan üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinde genel müdürlük yapıyorlar. Şimdi bunun için mi kurduk biz İYİ Parti'yi? Bunun için mi Türk milliyetçiliği iktidara gelmeli deyip partiyi bu noktaya getirdik? Özetle Meral Hanım Türk milliyetçilerine, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılırken verdiği sözün arkasında durmuyor. Bu kime hizmet ediyor? Bunu Türk milliyetçileri ve kamuoyu kendisi değerlendirip ona göre bir tavır alacak. Ama şunu biliyorum, son kongrede aday olmadığım halde Ümit Özdağ'ın üstünü çizin dediler, İsmail Goncu'nun üstünü çizin dediler. Ama Öcalan'la anayasanın 66. maddesinin konusunda aynı düşündüğünü gördüğümüz Bahadır Erdem'e de Meral Akşener oy istedi. Olmazsa olmazım dedi Bahadır Erdem. Buradan hareketle Türk milliyetçileri de Akşener'in kimi tercih ettiğini düşünecek, karar vereceklerdir. Peki. Şimdi ben buradan bir şaşkınlığımı gizleyemeyeceğim. Çünkü ilişki dinamiklerinizin ne kadar değiştiğini görerek gidiyorum. 2018'i hatırlayalım. İşte İYİ Parti'nin ilk sandık sınavıydı. Parti beklenen başarıyı kazandı. Fakat Cumhurbaşkanlığına aday olan Meral Akşener beklediği ilgiyi bulamadı. Ve ardından bu başarısız sonuçta sorumluluğu üstlendi. Afyonkarahisar'da düzenlenen tartışmalı Çalıştay geliyor. Üzerine kongre kararı ve Meral Akşener aday olmayacağını açıkladı. Fakat bu istifanın ardından da siz kendisine sahip çıkmıştınız partinin ileri gelenleriyle birlikte. Sizin de o dönem gazetelere yansıyan açıklamanız şöyle, diyorsunuz ki Sayın Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanı'dır ve önümüzdeki kongreden de genel başkan olarak çıkacaktır. Öte yandan Sayın Akşener'in kararı parti içi demokrasi konusunda diğer partilere örnek olmalı demişsiniz Sözcü Gazetesi'nde 2018 yılında. Hatta üzerine evinde nöbet tutmalar başladı. Milletin ablası bizi bırakma sloganları hala hazırda hafızalarımızda. Ne oldu da konu, duygusal irtibatınız bu kadar değişti? Soru gelsin. Meral Akşener istifadan vazgeçirmeye çalıştığınıza pişman mısınız? Ben Akşener'e İYİ Parti'nin kuruluşu sürecinde onun evinde yaptığımız toplantıda vermiş olduğum sözü partiden ihraç edilene kadar tuttum. Akşener'e ihanet etmedim. Akşener'i arkadan vurmadım. Akşener'in altını kazmadım. Akşener'in genel başkanlığına meydan okumadım. Amacım Akşener'in daha başarılı bir genel başkan olmasıydı. Hatta kendisini bir konuşmamızda partinin CEO'su olarak, ki son konuşmamızdı, olarak nitelendirince hayır siz partinin CEO'su değil partinin lideri olmalısınız dedim. Ve ekledim, bu parti genel başkanlığına işte süre var, iki defa olur, üçüncü de olmaz, bunu da kaldıralım. Kimse sizin yerinize heveslenip de siyasette böyle kırılmalara yol açmasın. Siz götürmek istediğiniz kadar da genel başkan olun dedim. Ben kendisine bunları söylerken Akşener benimle ilgili Araya Araştırma Şirketi'ne Ümit Özdağ parti için muhalefeti temsil ediyor. Ümit Özdağ partiden ayrılır kendisi parti kurarsa ne oy alırmış? Muharrem İnce ile birleşirse birlikte ne oy alırlarmış diye araştırma yaptırtıyormuş. Ben Akşener'e ihanet etmedim ama Akşener bana ihanet etti. Ben o gün aldığım tavırdan pişmanlık duyuyor muyum? Hayır, ben Ümit Özdağ olarak pişmanlık duymuyorum. Ben o gün doğruyu yaptım. Ama Meral Akşener yanlışı yaptı. Biraz önce sordunuz, peki yanlış bir hesaplama mı yaptı? Yani sizin ortaya koyacağınız tepkinin
bu kadar büyük olmayacağını düşündüm. Ben kişisel bir tepki koymuyorum. Ben ideolojik bir tepki koyuyorum. Ümit Özdağ giderken, İsmail Goncuk giderken, Aytun Çıray uzaklaştırılmaya çalışılırken, Yavuz Temizler tasfiye edilirken getirilenlere bakıyorum. Ve bu getirilenlerin partiyi nasıl yeni bir siyasi düzleme oturttuğunu, nasıl Türk milliyetçiliğinden uzaklaştırdığını görüyorum. Ondan dolayı da tepkim bir ideolojik tepki olarak başladı, devam edecek. Altını çizerek söylüyorum, daha yeni başladı. Peki, daha yeni başladı diyorsunuz. Evet. Şimdi buradan da ben kırmızı bir soruyla devam etmek istiyorum. Biraz daha süreci hatırlatalım. Hem siz çok iyi biliyorsunuz ama belki izleyici nezdinde. Çünkü İYİ Parti'de bir kaynama vardı. Hem çağrılar geldi hem eleştiriler geldi. Şöyle ki önce Devlet Bahçeli kendisine evine dön çağrısında bulundu. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bu çağrıya karşılık İYİ Parti yerli ve millidir çıkışında bulundu. Ardından Selahattin Demirtaş'ın kahvaltıya geleceğim şeklindeki açıklaması tam eleştirilecek mi derken bunu da aslında tabanına karşı bu pası şöyle yumuşattı Sayın Akşener. Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var. Kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız dedi. Tam acaba İYİ Parti'de sular duruldu mu derken işte üzerine FETÖ'cü gölgesi düştü. Sizin açıklamalarınız geldi. Ama hatta, önce kongre oldu. Türk milliyetçileri tasfiye edildi. Peki hepsini yanıtınızda rica edeceğim. Eksik evet. Kalan süreçte bir şey varsa ardından anayasa çalışması iddianız gündeme geldi. Şimdi bu kaynama üzerine de tabii çok farklı fikirler ve iddialar ortaya atıldı. Ben bu iddialardan birini bu masaya getirmek istiyorum. Firari yaşayan gazeteci Cevheri Güven'in iddialarını. Şimdi o da bu olayı mercek altına almış. Sizin MİT ya da Genelkurmay tarafından Meral Akşener'i parti içinden güçsüzleştirmekle görevlendirilen bir derin devlet adamı olduğunuzu ileri sürdü. Acaba diyor Ümit Özdağ MİT'ten Meral Akşener'e bitir görevimi verilmiş diye sorgulamış. Biz de yanıt verebilmeniz amacıyla en net haliyle soralım. Soru gelsin. Ümit Özdağ bugüne dek neden sustu? Şimdi bakın ben bugüne kadar susmadım. Ben birçok kez bu konuda uyarılarda bulundum. Akşener'e defaatle Burak Avuncu ile ilgili uyarılarımı partinin kuruluşundan önce ilettim. Türk milliyetçiliği çizgisinden sapılmaması gerektiği konusundaki uyarılarımı dile getirdim. Yerel seçimler öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ye değil tek başımıza seçimize girmemiz gerektiğini ifade ettim ve haklı çıktım. Sonunda Akşener'in GİK'te yaptığı konuşmaya göre yerel seçimlerden İYİ Parti çırak çıkmıştır. Seçimlerin en büyük kaybedenidir İYİ Parti. Ama İstanbul'u, Ankara'yı Cumhuriyet Halk Partisi aldı. Onun yaratmış olduğu psikolojiyle bu çok üzerinde durulmadan, tartışılmadan devam etti. Yine İYİ Parti'nin Kars'ta ve Iğdır'da aday göstermemesi için çalıştım. Iğdır'da başarılı oldum. Dedim ki oradan Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekleyelim. Bu iki ilimizde Kars'ta başarılı olamadım. Ne yazık ki Kars'ı bundan dolayı HDP aldı. Özetle ben hep konuştum ama parti dışında konuşmadım. Sadece konuşmakla kalmadım. Tarihe kayıt olsun diye birçok eleştirimi yazılı olarak teslim ettim Akşener'e. Onda da var, bende de var. Yarından sonra bunlar da ortaya çıkacak. Daha çıkmadı. Ve bu son kongreden sonra Akşener bana birisini yolladı. Biraz önce bahsettiğim araştırmayı da yolladı ve dedi ki Sayın Akşener sizinle Aytun Çıray'la ve İsmail Konçuk'la çalışmak istemiyor. Oy kaybedeceğini biliyor, buna rağmen ayrılmanızı istiyor. Bu kadar basit. Şimdi artık İYİ Parti'de parti içinde kalarak bunları açıklama fırsatınız yok, şansınız da yok. Artı 30 saniye. Ben de buna rağmen bir ay bekledim. Meral Akşener Selahattin Demirtaş'a kahvaltı ikram edebileceğini söylerken bütün milletvekilleriyle görüştü fakat beni davet etmedi. Şöyle söylüyor bir televizyon programı. Beni aramadı diyor. Bu doğru değil. Bütün milletvekillerini listede ismi olan kendisi aradı, davet etti.
Bir tek beni aramadı. Ve bu bir ay sürdü. Bir ay sonra ben de çıktım. Kendisine peki, yüz yüze anlatacaklarımı televizyonda anlattım. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben buradan teşekkür yine ederim. Kırmızı bir soruyla devam edeceğim. Şimdi ihraç edilmenizle ilgili fikir beyan edenlerden biri de Genel Başkan Yardımcısı Sayın Koray Aydın. Geçtiğimiz günlerde Sümen Altı programında bu konuyla ilgili açıklamaları oldu. Şöyle diyor, kendi beklentilerinin ve ihtirasının karşılığını bulamadıktan sonra bir yeri terk ederken yakıp yıkarak nasıl zarar veririm söylemiyle yapılan adımların siyasi bir karşılığı yoktur. Günü kurtarır ama yaptığı büyük yanlışın bedelini oy kullanıcılar zamanı geldiğinde kendisine ödetir. Ümit Hoca partinin ilk kongrelerinin çoğunda aday çıkarttı, yarıştı. Kendi adayları ilk kongrelerinde kaybetti, kazansaydı diyor, böyle konuşmazdı. Kongrede aday olmadı değil, aday olamadı. Kendisinin açıklamaları benim için yok hükmündedir demiş. Şimdi acaba burada Koray Aydın'ın algıladığı gibi ya da iddia ettiği gibi parti içinde bir muhalif hareket mi başlattınız? Beklentileriniz, koltuk beklentiniz yerine gelmediği için mi bu serzenişte bulundunuz? Neden bu sorunları kol kırılır, yen içinde kalır şeklinde çözmediniz? Soru gelsin. Ümit Özdağ, Meral Akşener'in yerine mi geçmek istedi? Hayır. Hiçbir zaman böyle bir iddiam olmadı. Biraz önce de ifade ettim. Ancak Koray Aydın Türk milliyetçiliğinin en itibarsız ismidir. Rahmetli Günsazan Türk milliyetçiliğine bıraktığı bir büyük manevi miras vardı. Kendisi Gümrük ve Tekel Bakanı'ydı ve onun döneminde 70'li yıllarda bütün gümrüklerde olağanüstü büyük bir güvenlik sağlandı. Ve şöyle söyledi insanlar, bütün siyasi partilerden Türk milliyetçileri, ülkücüler çalmaz ve çaldırmaz. Ama Koray Aydın'ın 57. hükümet döneminde Bayındırlık Bakanlığı sırasında polis Bayındırlık Bakanlığı'nı bastı. Ve ne yazık ki bize bırakılan o manevi mirası kirleten Koray Aydın'dır. Bakın, kirleten diyorum Koray Aydın'dır ve burada da yalan söylüyor Koray Aydın. Ben hiçbir ilde aday çıkartmadım. Koray Aydın'ın tekrar ediyorum, yalan söylüyor. Hiçbir ilde aday çıkartmadım. Bir tek İstanbul'da destekledim. O kişiyi de ben aday çıkartmadım, Ersin Beyaz'ı. Meral Hanım'ın ilk İstanbul il başkanıydı zaten. Onu da en başından itibaren değil, sürecin ortasından itibaren destekledi. Ha. Aday olamadı. Bakın, ben geçen GİK'e de aday olmadım. Bu GİK'e de aday olmadım ve adının olacağını duyunca bir genel başkan yardımcısı arkadaşı aradım, Yavuz Temizler'e dedim, bak benim adımı listeye koyuyorlarmış, ben girmek istemiyorum. Yapacağım ilk şey sabahleyin gidip istifa etmek oldu. Artı bir dakika. Kongre sabahı gittim divan başkanı İsmail Tatlıoğlu'na. Dedim ki bakın İsmail Bey, eğer benim adım size gelecek listede olursa beni uyarın, istifa mektubumu vereceğim. Yani GİK adayı olmayacağım. Onun için tek söyleyebileceğim şey var, Koray Aydın halt etmiş. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Meral Akşener'in bazen nüktedan ve esprili açıklamaları oluyor. Onlardan bir tanesi de bu MHP'de genel başkanlığa aday olup olmayacağı sürecinde sorulmuştu. Kendisi demişti ki ya babaanne olacağım ya da başbakan. Tabii başbakanlık makamı artık kalmadı ama şimdi de cumhurbaşkanlığı için siyasette mücadele veriyor. Siz kendisiyle dava yoldaşlığı yapmış bir dönem, onu çok yakından tanıyan biri olarak gözlemlerinizi merak ediyorum. Soru gelsin. Sizce Meral Akşener babaanneliğe mi devam etmeli, siyasette mi kalmalı? Evet, geçen sorudan devam etmek istiyorum. Sizin aracınızla Koray Aydın'a istediği yerde, istediği televizyon kanalında İYİ Parti'nin sorunlarını yüz yüze tartışmaya davet ediyorum. Peki. Eğer birazcık onuru ve cesareti verse gelsin benimle tartışsın. Şimdi Meral Akşener babaanne mi olmalı? Bir torunu var, Allah bağışlasın. İnşallah ikinci, üçüncü, dördüncü torunlarına da sahip olur. Sağlıklı, saatli büyürler. Evet, biz kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı için çok ciddi destek olduk. Partinin kuruluşu aşamasında. Ve iyi de bir ekip vardı.
Yani bugün olmayan bir ekip vardı. O gün arkasında İYİ Parti'nin kuruluş heyecanı vardı, kuruluş dinamikleri vardı. Ve buna rağmen Sayın Akşener'in almış olduğu oy İYİ Parti'nin oyunun %2,5 altındaydı. Meral Akşener'in bugünün Türkiye'sinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanma şansı yok. Zaten kendi siyasi partisinin hedefini %15 ile sınırlandıran ve partisini anahtar parti olarak tanımlayan bir siyasi liderin %51'e ulaşma iddiası da yoktur. Onun için bu siyasette Meral Hanım kalmalı mı? Kalmalı tabii. Ama gerçekçi olalım. Cumhurbaşkanı adayı olup kazanma şansı var mı? Bu sıfırın altında bir ihtimal gibi gözüküyor. Bunu değiştirip İYİ Parti'yi bir iktidar projesi haline getirirse ama bugünkü kadroyla, bugünkü yapıyla, Bahadır Erdemlerle, Burak Avuncularla olacak iş değil bu. Peki, noktayı bu şekilde koyuyorsunuz. Ben şimdi gelinen noktayı bütünüyle bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü aslında siz bu ilk serzenişinizi bir canlı yayında yaptınız. Ve ardından bu canlı yayına defaten serzeniş demem, eleştiri derim. Eleştiri, serzeniş, sitem ne diyorsanız artık adına. Ve burada bir iç hesaplaşma başlattınız. Bu çok net. Sonuç olarak gelinen noktada diyorsunuz ki ben bunu İYİ Parti'nin iyiliği için yaptım aslında, ama gelinen noktada İYİ Parti kaynadı, yara aldı, manşetleri taşındı. Gelinen noktadan memnun musunuz? Bir bunu parantez içine almak istiyorum. Rakipleriniz kol kırılır yen içinde kalır, keşke parti içinde halletselerdi argümanını getirenler oldu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir de Meral Hanım'ın sizin iddialarınızı yanıtlarkenki tavrını mercek altına almak istiyorum. Şimdi orada bu iddialarla ilgili özellikle işte Burak Avuncu'nun FETÖ ilişkisine istinaden hem Milli Savunma Bakanı ve MİT'le ilgili kendilerinden bilgi talep ettiğini söyledi. Oradan gelen bilgi acaba sizi neden tatmin etmedi? Burak Avuncu'nun masumiyeti konusunda kendisi size kefil olmuş muydu? Daha çok neden ikna olamadığınızı merak ediyorum. Neden size bu konuda Meral Akşener güven veremedi? Soru gelsin. Sonuca baktığımızda Ümit Özdağ yaptığı açıklamalardan pişman mı? Hayır. Yani büyük bir iç rahatlığıyla söylüyorum. Türk milliyetçiliğine yönelik bir küresel müdahaleyi durdurduğumu, ertelettiğimi biliyorum. Ve bunu sadece ben bilmiyorum. Yani ben bunu Türk kamuoyuyla paylaştıktan sonra gerçekleştirilen birçok beyin fırtınası sürecinde de ne kadar doğru bir tespit yaptığımı tekrar tekrar her gün bir kez daha görüyorum. Bir programda söylemiştim, burada da tekrarlamak isterim. Üç isme karşı hep manevi bir bağlılığım ve borcum vardır. Bugün benim ben olmamda büyük etkisi vardır. Rahmetli Alparslan Türkeş, rahmetli Dündar Taşer, ki rahmetli Dündar Taşer babamın, rahmetli babamın hiç olmayan abisi yerine koyduğu arkadaşıydı, ülküdaşıydı ve rahmetli babam. Ve üçüne karşı da bir görevi yerine getirmiş olduğumun bilincindeyim. Türk milliyetçiliğine 1960'ların başında yapılan bir müdahale vardı. Rahmetli Türkeş o müdahaleyi etkisiz hale getirmişti. O müdahalenin yapan ekibin uzantısı yeni bir müdahale yaptı. Ve ben de bu müdahaleye karşı bir Türk milliyetçisi olarak yapmam gereken hareketi yaptım. Bunun ne kadar riskli olduğunu biliyorum. Yani hani şu anda Ümit Özdağ genel merkezdeki bazı arkadaşlarla mı mücadele ediyor? Hayır, bu doğru değil. Ben genel merkezdeki birkaç arkadaşla mücadele etmiyorum. Yani Akşener'le de değil esas mücadele. Mücadelenin ne olduğunu, mücadelenin aslında nasıl bir küresel süreçle olduğunu ve bu küresel sürecin dünya politikalarıyla ne kadar yakından ilgili olduğunu önümüzdeki dönemde daha net göreceğiz. Şöyle ifade edeyim, 1990'lı yıllarda Türkiye'de ılımlı İslam
Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklendi. Çünkü Büyük Orta Doğu Projesi geliyordu. Şimdi Amerikan denetiminde bir Türk milliyetçiliği Asya için planlanmak istedi. Türk milliyetçiliği asla dış müdahaleyi kabul etmez. Çok teşekkür ediyorum. Bunları konuşacağımız için ek süre vermedim. Çok önemli başlıklar, 30 saniyede işlenemez ama ana fikir olarak sizin bir küresel mücadele verdiğinizi söylüyorsunuz. Partiye karşı değil ve burada Türk 3 ismi saydınız. Evet. Bu isimlerden devam edeceğim. Çünkü buradan babadan devraldığınız aslında bu milliyetçi nosyonu birçok parti liderini tanıma şansınız oldu. İşte ta Osman Bölükbaşı'ndan başlayalım değil mi? Siz Dündar Taşer'i söylediniz. Rahmetli Alparslan Türkeş'in adını andınız. Ama tabii bir taraftan Sayın Muhsin Yazıcıoğlu bizim aklımıza geliyor. Sayın Devlet Bahçeli'yi biraz önce Akşener'den daha demokrat bulduğunuzu söylediniz. Şimdi Büyük Birlik Partisi'nde Mustafa Destici var. Çok insan tanıdınız. Buna istinaden söylemek istiyorum. Genel tabloya baktığımız zaman bugün milliyetçi siyaset adına siz lider vasfı taşıyan kişi olarak soru gelsin. Ümit Özdağ'ın idealindeki parti lideri kim? Bundan kastınız nedir? Bu soruyu birazcık açar mısınız? Yani tek çatı altında toplansa Türk milliyetçiliği sizin bugün lider olabilecek şahıs şu özelliklere sahip olmalıdır ve benim kafamdaki isim budur dediğiniz kişi kim? Kafamda böyle bir isim yok doğrusu. Onun için sizle bütün Türk milliyetçileri bir araya gelir bir parti kurarlarsa bunun lideri şu isim olur diye şey yapmam, tartışamam. Onu olaylar belirler, onu süreç belirler. Ama bütün Türk milliyetçileri bir araya gelmeli mi? Gelmeli. Yani bugün üç siyasi parti ama iki büyük siyasi partiye ayrılmış çok büyük bir taban var. Birlikte hareket ettiklerinde %20 oluyor. Bu sinerji yaratarak %30'lara, %40'lara çıkma potansiyeline dünyadaki Türk milliyetçinin yükselmesiyle de paralel olarak potansiyele sahip. Ama böyle bir birlikteliğin başında kim olur? Böyle bir birliktelik olur mu? Bu tamamen teorik bir çerçeve. Onun üzerinden konuşmak istemem. Ama ben Alparslan Türkeş'i bir Türk milliyetçi siyasetçi lider olarak ve asker kökenli bir lider olarak, bir siyasi parti genel başkanı olarak doğrusu çok etkili bir lider olarak gördüm. Ve asker kimliğine, hatta onun ötesinde ihtilalci bir gelenekten gelmesine rağmen uzun saatler akademik ve siyasi sohbetler yapma fırsatı buldum ve dışarıdan da gözledim. Hep yani diyorum çok otoriter, militarist bir hava verilmiş olmasına rağmen Türkeş diğer siyasi liderlerden otoriter değildi. Bazı kararların alınmasında herkesle danışan, görüşen ve demokrat bir tavrı vardı. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizin Burak Avuncu'ya yönelttiğiniz eleştirilerden sonra kendisine destek çıkan isimlerden bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'ydu. Kendisinin şöyle açıklamaları var. Diyor ki, benim gerçekten yol arkadaşı olmaktan gurur duyduğum, tanımaktan da keyif aldığım, farklı siyasi partilerde olsak da gerçekten dünyaya ve ülkemize aynı pencereden büyük oranda bakabildiğim bir insanla tanışmış olmanın büyük keyfini yaşadım demiş. Hatta İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e bana böyle bir siyasi yoldaş verdikleri için teşekkür bile ettim birkaç kez. Böyle iyi insanlar bazen iftiraya uğrarlar. Siyasette bu var. Çok düzgün, karakterli bir siyaset yapma anlayışı olan bir dostumuz. Hukuki mücadelesini vereceği konusunda kararlılık gösteriyor. Allah herkesi iftiradan korusun diye de bitirmiş sözlerini Sayın Ekrem İmamoğlu. Şimdi bu satırların ardından İYİ Parti'nin de bir anlamda adaylığını desteklediği Ekrem İmamoğlu hakkındaki sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Soru gelsin. Ekrem İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben Ekrem İmamoğlu'nu iki şeyde de destekledim. Seçimde de destekledim. Üstelik bana karşı büyük bir terbiyesizlik yapmış olmasına rağmen destekledim. Ve bu terbiyesizliği kamuoyuyla paylaşmadım. Bugün de paylaşmayacağım ama Ekrem İmamoğlu bir ilçe belediye başkanıdır. Olayların gelişmesi, şartların olgunlaşmasıyla bu ilçe belediye başkanı arkadaş bir fikri hazırlığı olmadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Kendisini de buna, ya, o süreci iyi yönetti, bunu kabul ediyorum. Ama bu bahsettiği konulardan haberi yoktur. Bununla ilgili bir müktesebatı da yoktur.
Türkiye'nin güvenliği, devlet güvenliği, istihbarat, terör, teröre karşı mücadele süreçlerindeki bilgisi sıfırdır. Şu anda da nöbetçi cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkıyor. Bence İstanbul Belediye Başkanlığı'na odaklansa ve kendi partisinin işleriyle uğraşsa daha başarılı olacak. Bahadır Erdem İYİ Parti'ye katılmadan bir hafta önce Buğra Kavuncu ile birlikte kendisini Bahadır Erdem'e bürosunda ziyaret ettiler. Bahadır Erdem'e bir nutuk hediye etmiş. Kendisine acilen tavsiye ediyorum. İYİ Parti'ye girecek kişilere nutuk hediye edeceğine Canan Kaftancıoğlu'na nutuk hediye etsin. Canan Kaftancıoğlu okusun nutuğu da sonunda Atatürk demeyi becerebilsin. Peki, buradan kırmızı bir soruyla devam ediyorum Sayın Özdağ. Şimdi bu Sayın Burak Avuncu ile ilgili olarak FETÖ bağlantısı ile ilgili iddialarınıza istinaden Sayın Akşener'in açıklamaları var. Kendisinin açıklaması şöyle: Burak Avuncu ile ilgili olarak bana geldi ve kongremiz vardı. Burak'ın FETÖ'cü olduğunu söyledi. Ben de kendisine konuyla ilgili belge bilgi varsa getirmesini söyledim diyor. Sonra geldi, belge bilgi yok diyor. Bu bilgiler nereden? Belgesi yok. Not aldım. O da devletin bazı kurumlarını söyledi. Jandarma, askeriye, MİT demiş. Ben de ilgili kurumların başındaki kişileri aradım, okudum. Bunlar iddia sahibi şu kişi. Dolayısıyla sizden alındığını söyledi. Bu bilgilerin sizde olup olmadığı doğru mu? Çarşamba diyor bir arkadaşımız, perşembe bir arkadaşımız yanıtladı. Sayın Özdağ'ın onlardan aldığını iddia ettiği kayıtların sistemlerinde olmadığını söylemiş diyor ama siz buna hemen akabinde yanıt verdiniz. Diyorsunuz ki ben size Buğra Kavuncu ile ilgili bilgilerim hususunda herhangi bir kurum adı vermedim demişsiniz. Bahsettiğiniz kurumlarla irtibat kurduğunuzu söyleyen de sizsiniz demişsiniz. Şimdi sizin bu açıklamalarınız üzerine biz de tabii ki merak ettik. Eğer bahsettiğiniz belgeleri bu kurumlardan almadıysanız nereden, nasıl temin ettiniz? Bir suç unsuru olduğunu düşünüyorduysanız neden savcılığa bir suç duyurusunda bulunmadınız? Soru gelsin. Ümit Özdağ'ın elinde hangi belgeler var? Şimdi bakın. Akşener benden belge istedim. Bende belge yok. Ben size bir analiz yapıyorum. Ve analizimi yaptım. Açık kaynaklardan da analiz yapabilirsiniz. Açık kaynaklardan istihbarat da yapabilirsiniz. İstihbarat teorisi kitabını yazan ve bu kitabı ders kitabı olarak istihbarat okullarında okutulan bir akademisyen olarak da söylüyorum. Sadece açık kaynak istihbaratı bu konuda yeterlidir. Bakın ben bu konuyu gündeme getirdiğim günden itibaren biraz önce siz de ismini verdiniz. Cevheri Güven. Bu bir casustur. 22,5 seneye mahkum oldu. Şimdi yurt dışında FETÖ'cü bana saldırıyor. Ama bir tek onu saldırıyor. Bütün FETÖ'cü sosyal medya hesapları ve bütün FETÖ'nün önde gelen psikolojik harp mekanizması unsurları bana saldırıyor. Neden? Burak Kavuncu'yu korumak için. Şimdi bu bile başlı başına bir karinedir. Tekrar ediyorum. FETÖ'cü bir derneğin başkan yardımcısı ve kurucusu mu? Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından FETÖ'yü desteklemekle suçlanan Alman şirketine kendi şirketini satmış mı? Evet. O şirkette çalışmış mı? Evet. Türk milliyetçiliği doğrultusunda bir açıklaması var mı? Hayır. FETÖ'ye yönelik bir eleştirisi var mı? Hayır. Ailesinde FETÖ'cüler var mı? Evet. Şimdi daha ne istiyorsunuz? Daha ne istiyorsunuz? Bu kişiyi Türkiye'de bekçi yapamazken Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanı yapmaya çalışıyor. Bunun dışında söyleyecek bir şey yok. Ha, neden mahkemeye? Ben bir siyasi mücadele veriyorum. Ben başka FETÖ'cülere de karşı çıkıyorum. Buğra Kavuncu yarın Türkiye'de beraat edebilir. Bakın neden? Buğra Kavuncu'nun başkan yardımcısı olduğu derneğin başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte geziyor. Zaman Gazetesi'ni finanse eden adam. Artı 30 saniye. Evet. Özetle yani Türkiye'de nasıl bir yargılama süreci olduğunu, bu FETÖ ile ilgili, FETÖ borsalarının nasıl kurulduğunu, nasıl siyasal iktidarın etkisinin mahkemelere yansıtılmaya çalıştığını biliyoruz. Benim Buğra Kavuncu ile ilgili mesela hukuki bir mesele değil. Siyasi bir mesele. İdeolojik bir mesele. Ondan dolayı yani Akşener şunun arkasına sakın sığınmasın. Efendim yarın beraat etti, bak arkadaşımız FETÖ'cü değilmiş. Yani Türkiye'de FETÖ'den yargılanmayan ama FETÖ'cü olduğunu bildiğimiz o kadar çok insan var ki. Veya FETÖ'den beraat edip FETÖ'cü olduğunu bildiğimiz.
Peki. Buradan devam edelim. Çünkü sizin Burak Avuncu ile ilgili iddialarınızın dayanak noktalarından aslında bir tanesi Burak de... Burak Avuncu'yu bu kadar tartışmak da istemiyorum. Tarihte kalmış bir şey bu. Hepsini devam edeceğiz. Tamam. Sorularımız 360 derece bütün konuları ele alacağız ama şu an mercek burada. Buradaki dayanak noktalarınızdan bir tanesi de dayısı Enver Altaylı. Kendisinin FETÖ'den yargılandığını hatırlatalım. Özellikle Orta Asya ülkelerinde önemli görevler üstlenmiş bir MİT mensubu. Bugünse casusluk ve silahlı örgüt yöneticisi geçmişte olmak çok suçundan kısa bir MİT 35 yıla kadar hapse isteniyor. Kendi görüşünüzü lütfen cevabınızda rica edeceğim. Şimdi siz bunu örnek gösterdiğinizde dayısıyla olan irtibatını farklı düşünenler de şu örneği veriyorlar. Diyorlar ki bir de işte AK Parti'nin kurucularından ve bir dönem önde gelen isimlerinden olan Şaban Dişli üzerinden bir örnek vermişler. Onlar da diyorlar ki Şaban Dişli bugün Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi. Şaban Dişli'nin kardeşi olan Mehmet Dişli de darbeye bizzat iştirak etmiş askerlerden biri. Kendisi de 141 kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmış bir kişi. Dolayısıyla hükümetten ya da yargıdan kimse işte Mehmet Dişli sebebiyle Şaban Dişli hakkında aleyhte bir açıklama yapmadı diyorlar. Burak Avuncu'nun kendini savunurkenki argümanı da işte bu Kazakistan'daki Türk İş Adamları Derneği'ne FETÖ'nün bir uzantısı diyorsunuz ama diyor aynı dönemde Türk Hava Yolları, Ziraat Bankası gibi firmaların da üye olduğunu referans olarak vermiş. Dolayısıyla sizin argümanınızın aksine bu verilerin Burak Avuncu'nun FETÖ'cü olarak nitelendirilmesine yetmeyeceğini düşünenler de var. Bunu istinaden, bu şekilde düşünenlere istinaden soru gelsin. Burak Avuncu'ya FETÖ'cü suçlaması yaparak haksızlık ettiğinizi siz düşünüyor musunuz? Hayır, asla. Tekrar tekrar söylüyorum. Eldeki verilerin tamamı bu sadece bir dayı meselesi değil. Kendisinin de böyle bir iltisaklı kuruluşta kurucu ve başkan yardımcısı olması. Evet, yönetim kurulunda iki tane FETÖ'cü olmayan var. Ama derneğin genel sekreteri Ahmet Alyaz, Zaman Gazetesi'nin Kazakistan temsilcisi. Onun için yani buradan aslında çıkış yok. Normal şartlarda hepimiz ne olduğunu biliyoruz. Bu işte bu derneklerin hepsi devlet kuruluşta da dahil ama Kaşif Kozinoğlu'nu açıp okursanız ki Kaşif Kozinoğlu'nu ihbar eden Enver Altaylı yani dayısı diyor ki Orta Asya Müfettişi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın burada FETÖ'cüler sadece dernekleri değil devlet kuruluşlarını bile ele geçirmişler. O dönemde 2007-2010 yani devletteki müsteşarların 3 tanesi hariç hepsi FETÖ'cü. Müsteşarları. Ve devlet kuruluşları da FETÖ'cülerin derneklerine üye yapılmaya zorlanıyorlar. Ondan dolayı bunların bu derneğin üyesi olması onun meşruluğunu değil aslında FETÖ'cü olduğunu ispatlıyor. Ben tekrar ediyorum, Burak Kavuncu'nun kendisini işte ya hepimiz Adem'den geliyoruz, akrabalarım içerisinde bunlar var, bu beni bağlamaz diyor. Ama şunu da ekliyor, dedemin babası Kuvayi Milliye Kahramanı'ydı. Eğer dedenin babası Kuvayi Milliye Kahramanı'ysa Allah rahmet eylesin, ona atıfta bulunup aile üzerinden meşruluk sağlama çalışıyorsan dayına, küçük dayına, amcana, kardeşine, eniştene de sahip çıkacaksın. Onlar da Adem'den geliyor. Dedenin babası da Adem'den geliyor. Bu iş Adem'le izah edilmiyor yani. Peki efendim, teşekkür ediyorum. Şimdi 10 Kasım 2020'de mecliste söz aldınız. İddialarınızı burada da dile getirdiniz. Meclis konuşmanızdan sonra sizi arayan ilk kişinin de Sayın Tuğrul Türkeş olduğunu açıklamıştınız. Alparslan Türkeş'e ne kadar ehemmiyet verdiğinizi burada sözlerinizden anlıyoruz. Dolayısıyla bu da sembolik ve ikonik bir isim sizin için. Belli bir özgül ağırlığı var. Soru gelsin. Ümit Özdağ Tuğrul Türkeş'le ne konuştu? Basın toplantısından sonra açıklamadım. Yani CNN'deki ilk programdan sonra Tuğrul Bey beni aradı. Evet. Teşekkür etti, tebrik etti. Kendisi de Türk milliyetçiliği tarihini benim gibi babasından dinleyerek, aile ortamında, sohbetlerden dinleyerek öğrenmiştir. Aynı zamanda yayınlanmamış birçok şeyi bilir. Yani benim de ondan öğrendiğim, onun benden duyduğu şeyler var. Özetle bunları burada paylaşmam tabii. Yani.
Peki efendim, saygı duyuyoruz ve buradan evet. Kırmızı bir soruyla devam ediyoruz. Şimdi burada Burak Avuncu ile ilgili iddialarınızın en önemli çıkış noktası Enver Altaylı olduğu için o kişiyi de mercek altına almak zorundayız. Kendisinin kitabı CIA'in Türk Casusu adlı kitabı 2013 yılında yayınlanmıştı. Şimdi bu kitapta bilmeyen izleyicilerimiz için hatırlatalım. Sovyetlere karşı casusluk yapan Özbek asıllı CIA ajanı Ruzi Nazar'ın hayat öyküsünün anlatıldığı bir kitap kaleme alınmış. Şimdi kitabın arka kapağında isimler var. Bu kitapla ilgili görüş belirten Sayın Taha Akyol, Sayın Mehmet Ali Bayar ve Sayın Murat Yetkin gibi. Bu isimlerden bir tanesi de Sayın Özdağ sizsiniz. Benim, evet. Evet, ve burada demişsiniz ki sürekli heyecanla okunan bir siyasi tarih böylesi her zaman bulunmaz demişsiniz. Bu arka kapağı Enver Altaylı'nın yazmış olduğu bir kitaba ön söz düştüğünüz için genelde hani yakın ilişki içinde olan ya da bir irtibatı olan, bir bileşkesi olan kişi kişiler yazacağı için bu soruyu sormak zorundayım. Soru gelsin. Sizin Enver Altaylı ile ilişkiniz nedir? 4 yaşından beri tanıyorum. Çocukluğumdan beri. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne giderken dayım da ordudan ihraç edilmiş bir üsteğmendi. O da harbi öğrencisiydi. Oradan tanıyorum. Daha sonraki süreçte Milli İstihbarat Teşkilatı yine ben küçük çocuktum daha. Ama evde hep Harbiye'li Enver olarak çok sevildi bizim evde. Yani anneannem çok severdi, rahmetli dayım çok severdi. Babam gençliğini biliyor. Babamın gençlik kollarında, genel başkan yardımcısıyken CKMP, MHP gençlik kollarında çalıştığını ve babamı da sevdiğini biliyorum. Fakat sonra 96 senesinde bir görüşmemiz oldu. Ve 96 senesindeki görüşmemizde yollarımızın ayrıldığını anladım ben. Yani Türk milliyetçiliği çizgisinde farklı. Kitap 2013. Tamam. Yollarımızın ayrıldığını anladım. Bu kitabı hazırladığı zaman kendisi aradı beni. Ondan sonra dedi ki okuyup arkasına bir kapak yazar mısın? Ondan sonra çok ilginç bir kitap. Yani herkese tavsiye ederim. Ondan sonra ve yazdım. Ben de benim dışında Murat Yetkin'in yazmış olması tesadüf değil. O da bu konularda, istihbarat konularında ve Ruzi Nazar'la ilgili kendisinin makale çalışmaları var. Onun için istemiş. Taha Bey en yakın arkadaşlarından bir tanesidir. Onun için istemiş. Ben konuyu bilen, istihbarat çalışan, Türkçülük tarihini bilen, İkinci Dünya Savaşı tarihini iyi bilen bir insanım. Onun için benden istedi. Orada bu konuları bilmeyen fakat yazısı olan bir tek Müntezer Türköne vardır. Müntezer Türköne'yle de akrabalık bağından dolayı istemiş. Sizin yazmanız bizi ilgilendirdi. Evet, peki buradan evet. Kırmızı bir soruyla yine bu kitap özelinde devam etmek istiyorum. Şimdi bu biyografide ilginç iddialar var Sayın Özdağ. Şöyle ki bunlardan bir tanesi bu 27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştiren subaylar arasındaki görüş farklılığı üzerine kurulmuş. Bu görüş farklılığı bölünmeye yol açıyor. Kor General Cemal Madanoğlu'nun başını çektiği idareyi bir an evvel sivil yönetime vermeyi düşünen bir grup gücü ele geçiriyor. Ve bunun sonunda da Alparslan Türkeş'in içinde yer aldığı, keza sizin babanızın da içinde yer aldığı 14'ler grubu ülkede istenmeyen kişiler ilan ediliyorlar. Ve Cemal Madanoğlu başta Alparslan Türkeş olmak üzere bu 14'ler grubunun idam edilmesini istiyor. Ancak kitaptaki iddiaya göre o dönem işte bu Amerika adına Türkiye'de casusluk çalışmalarında bulunan Ruzi Nazar Cemal Madanoğlu ile görüşüyor ve NATO'dan kendisini tanıdığını söylediği Alparslan Türkeş'in ve arkadaşlarınızın, babanızın idam edilmemesini sağlıyor. Şimdi yer alan bu iddialar ışığında size sormak istiyorum. Soru gelsin. Babanızı idam edilmekten FETÖ sanığı Enver Altaylı'nın akıl hocası Ruzi Nazar mı kurtardı? Hayır, aslında süreç şöyle. Bir idam sahnesi oldu ama 27 Mayıs'ta değil, 21 Mayıs'ta 1963'te Talat Aydemir'in darbe girişimi var. Talat Aydemir'in darbe girişimi öncesinde Talat Aydemir, Muzaffer Özdağ, Bahtiyar Yalta, Rıfat Baykal Dikmen'de bir görüşme yapıyorlar. Bu Dikmen'deki görüşmeden sonra, Dikmen o zaman Ankara'nın bir tepesi, boş bir yer. Ve Talat Aydemir'in bir darbe yapacağı, darbe girişiminde bulunacağı netleşiyor. Ama Türkeş, babam, Rıfat Baykal bu sürecin içerisinde yer almıyorlar. Ertesi gün yani 21 Mayıs'ın, 22 Mayıs günü
Babam Türkeş'in tutuklandığını haberini alıyor. Bunun üzerine hemen kalkıyor, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gidiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merdivenlerinden böyle ikişer ikişer çıkarken 29 yaşında genç bir emekli yüzbaşı ve bir eski diplomat, sürgünden yeni dönmüşüz. Emniyet Genel Müdürlüğü'yle karşı karşıya kalıyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağırıyor. Sayın Türkeş'i neden tutukladınız diye. Emniyet Genel Müdürlüğü de gülüyor. O Muzaffer Bey, biz de sizi arıyorduk diyor. Babamı da orada gözaltına alıyorlar. Ve kumrular Ankara'da sokağın karşısında hala emniyet amirliği vardı. Çankaya Emniyet Amirliği. Oraya götürüyorlar. Orada alt katta hücreler var. Türkeş'i, babamı ve daha sonra Baykal'ı da getiriyorlar ve yan yana hücrelere koyuyorlar. Şimdi bu hücrelerin önünde Cemal Tuğral geliyor, dolaşıyor. Babam Tuğral'a bir bakar mısın diyor. Kart oldu saniye. Tuğral efendim diyor. Diyor ki öküzün altında buzağı arıyorsunuz ama biz dışarı çıkıp öküzleri bulacağız. Akşam buradan alınıyorlar. Jiplerle Ankara dışında bir yere götürülüyorlar. Üçü. Gittikleri yerde çukur kazılmış. Jipler de farlarını çukurlara yönelik aydınlatmış. Ve bir kurşun azime gerçekleşecek. Babam bir gözdağı mı yoksa yani gerçekten kurşun azecekler mi diye düşünüyor ve kolunda harp okulunu bitirdiği zaman hediye edilen altın bir birincilik saati var. O birincilik saatini çıkartıyor. Oradaki subaylardan bir tanesine bunu oğluma verin diye uzatıyor. O zaman oğul benim. Subay da alıyor. Ben ileteceğim diyor. Babam da kendi kendisine diyor ki demek ki buraya kadarmış. Sonra 30 daha son 30'um. Sonra bir jip geliyor. Bunu söylemeyin. Son 30 diye. Ne geleceğini bilmiyorsunuz. Bir jip geliyor. İçinden birisi çıkıyor. İnönü müdahale etmiş. İdam gerçekleşmeyecek. Kurşuna dizilmeyecekler, yargılanacaklar diye. Tekrar alınıyorlar, götürülüyorlar ve daha sonra Mamak'ta yargılandılar. Üçü de beraat etti. Şimdi idamla ilgili şey bu. O iddia doğru değil. Çünkü benim doçentlik tezim ve yakından araştırdım, baktım. Artı bir dakika, baktım, peki. Araştırdım, baktım. Bir de Büyükelçi Cemal Gürsel'e gidiyor diyor. Büyükelçi Cemal Gürsel'e gidiyor. Cemal Gürsel Kars Kalesi'ne atın bunları diye talimat vermiş. Ben Çankaya'da köşk defterlerinden büyükelçilerin geliş gidişleri bellidir. Hepsi kayda girer. Yani bir devlet başkanıyla merhaba nasılsınız, iyi misiniz diye görüşemezsiniz. Büyükelçi de olsanız, Amerikan Büyükelçisi de olsanız. Bütün bunları kontrol ettirdim. Rica ettim. Bu tarihlerde iddia edilen böyle bir görüşme yok. Ne büyükelçi gelmiş, ne böyle bir ricada bulunmuş. Özellikle birileri kendilerine rol çıkartmak istemiş olabilirler ama buradan bir şey çıkmaz. Yani idam o şekildeydi. Peki efendim. 14'lerle ilgili idam şeyi yok. Ha neyse bak. Peki, peki devam edersek, geri gelirse ekstra süre veririm. Ama çok önemli sorularım var. Bir kırmızı soru var sırada. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Tabii siyaset arenası karşılıklı iddiaların ortaya atıldığı bir arena. Onlardan bir tanesini doğrudan size yöneltmek istiyorum. Çünkü iddia sahibi MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Semih Yalçın. İddiaları oldukça fazla. Bir tanesinde şöyle diyor Sayın Yalçın. 15 Temmuz ihanet teşebbüsü sırasında tıpkı babasının geçmişteki darbelerde kader arkadaşı Başbuğ Alparslan Türkeş'i terk ederek ortadan kaybolduğu gibi Ümit Özdağ da aynı gece ortadan kaybolmuştur. Ümit Özdağ'ın yurtta sulh konseyi üyesi olup olmadığı araştırılmalı. Bu sözde milliyetçinin aslında Türk milliyetçiliğinin kripto düşmanı ve Türkiye'de küresel aktörler adına görev yapan bir ajan olup olmadığı acilen aydınlatılmalıdır demiş. Siz de aslında sizin argümanlarınızın tam tersi, buna yanıt veriyorsunuz. Demişsiniz ki içki şişede durduğu gibi durmuyor, mahkemede hesaplaşacağız diye. Şimdi bu Semih Yalçın'ın iddiası üzerine bizde herhangi bir bileşen var mı?
varsa da bunu size net sorabilelim diye mercek altına aldığımızda ASAM'a baktık. ASAM'da da bir dönem kurumda birlikte çalıştığınız Profesör Doktor Serhat Laçiner ismiyle karşılaştık. Kendisinin FETÖ'den yargılandığını ve 9 yıl hapse mahkum edildiği bilgisine ulaştık. Bu arada yine belki bir başka bileşen olarak kabul edebileceğimiz FETÖ kontrolünde olan Kanal Türk Televizyonu'nda 2 yıl boyunca yorumculuk yapma meselenizi belki burada açıklamak istersiniz. Bir de 21. Yüzyıl dergisindeki FETÖ üyesi Firari Emre Uslu'nun yazılarının da kaleme alındığı dergide, hatta üstelik siz o dönemde Twitter hesabınızdan bunları paylaştığınızı da görüyoruz. Bu bileşeni de açıklamak isterseniz diye en net haliyle soralım. Soru gelsin. Ümit Özdağ 15 Temmuz gecesi neredeydi? 15 Temmuz gecesi yanımda 5 arkadaşımla, evet 5 kişiyle birlikte önce bir arkadaşımızın Ankara yakınındaki çiftliğinde buluştuk. Sonra meclise yola çıktık. İncek'te çiftlik, yani Ankara'nın dışında değildi, Ankara'nın içinde. Oradan meclise yola çıktık. Meclise yaklaştığımız sırada meclis bombalanmaya başladı. Meclisin hemen yakınında bir akrabamın evine birlikte girdik. Onlar şöyle ve 3-4 saat oradan televizyonlara bağlandım, açıklamalar yaptım. Sonra Dikmen'de evime döndüm. Ekip olarak döndük. Birkaç saat bundan sonra dinlendik ve sabah 6.30 gibi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittim. Bunların hepsi kayıtlı. Saat 9.58'de Selçuk Özdağ aradım. AK Parti milletvekili. Soyadlarımız benzer ama akrabalarımız yok. Ama yani MHP'den geliyoruz ikimiz de. O zaman MHP milletvekiliydim daha. Kendisine dedim ki bu bir FETÖ'cü darbe, direnin. Dedi ki Ümit Bey biz direniyoruz, siz de dedi bir açıklama yapın. Kişisel bir açıklama değil, partinin bir açıklaması. Saat 10, yani 2 dakika sürdü konuşma zaten. Saat 22'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkez, Özel Kalem'i aradım. Özel Kalem Müdürü'ne, Sayın Genel Başkan'a darbenin FETÖ'cü bir darbe olduğunu iletin. Bir açıklama isteniyor dedim. Bunların hepsi telefonda kayıtlı. Benim telefon yollarım dinleniyor çünkü. Ve arkasından da dediğim gibi o gece öyle geçti. Şimdi Serhat Leçiner doğru. Ben bir Ermeni araştırmaları enstitüsü kurdum. Dışişleri Bakanlığı'yla ortak bir proje olarak yürüttük. Kendisi yurt dışında doktora yapan, Londra'da doktora yapan bir öğrenciydi. Doktor öğrencisiydi. Orada tanıdım. Ve Ermeni Araştırmaları Enstitüsü'ne aldım ve bir süre Ermeni Araştırmaları Enstitüsü'nde çalıştı fakat sonra ayrıldı. Evet, Kanal Türk'te 4-3 gazeteciyle ben bir akademisyen olarak Ümit Sileli, Türk milliyetçiliğini temsil edilen, Türk ulusalcılığını temsil eden Ümit Sileli, işte AK Parti'ye muhafazakar kanada yakın olarak da bundan sonra Taha Akyol Bey'in oğlu Mustafa Akyol, ondan sonra bir de işte yorumcu bir kişi katıldık. Evet, çok da doğru bir şey yaptım. Orada Ergenekon'un olmadığını, bunun bir operasyon olduğunu, Balyoz'un bir operasyon olduğunu anlattım. Şöyle, bu referandum süreciyle ilgili yetmez ama evet'e karşı hayır pozisyonu gayet net savundum. Doğrusunu yaptım. Bugün de olsa aynı şeyi yaparım. Part 30. Gelelim Emre Uslu. Evet, ben Emre Uslu'yla Twitter üzerinden yazışmadım. Emre Uslu bana bir destek vermedi. Emre Uslu benim Cumhurbaşkanı adayım veya Başbakan adayı olmamın çok iyi olacağını söylemedi. Bunu söylediği arkadaşlarımız da var. Ben bunları söylemiyorum, ayıp çünkü. Ama bunu bana söyleyen arkadaşlar Emre Uslu'nun makalesini neden yayınladın diyorlar. Çünkü Emre Uslu'nun makalesini PKK ile müzakereler sürecinde Türkiye'deki değişik gruplar ne düşünüyorlar konusunda peki, bir düşünce kuruluşuna makale olarak aldım peki, ve yayınladım. Teşekkür ediyorum. Buradan yine kırmızı bir soruyla devam edeceğim Sayın Özdağ. Şimdi siz ASAM'dan bahsettiniz. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi vurguladınız ama ben de bir kez daha hatırlatayım. İşte Ermeni Araştırmaları Enstitüsü kuruyorsunuz. Buradaki ana hedefiniz de bu Ermeni yalanlarına, sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı bir argüman üretip uluslararası arenada bunu mercek altına
altına aldırabilmek. Fakat bu konuda Semih Yalçın'ın yine başka bir iddiası var. Bunu da burada netleştirmenizi rica edeceğim. Asam'la ilgili der ki Ümit Özdağ vaktiyle başkanı olduğu Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi bütçesiyle gerçekleştirdiği İsrail gezileri sırasında Mescid-i Aksa'yı mı yoksa Mossad'ı mı ziyaret etmiştir diye. Şimdi sizin akademisyen kimliğinizi biliyoruz. Birçok araştırmanız oldu. Orta Doğu konusunda birçok ziyaretiniz oldu. Hazır bu sorulmuşken biz de İsrail ziyaretinizin amacını soralım. Soru gelsin. Ümit Özdağ'ın İsrail'e bağlantısı var mı? Şimdi bakın ben bir stratejik araştırma kurumu başkanı olarak Rus istihbaratıyla da, Rus genel kurmayıyla da, Rus akademik çevreleriyle de, İran'la da, İran askeri istihbaratıyla da, Çinlilerle de, Amerikalılarla da, İsraillerle de, Mısırlılarla da hepsiyle görüştüm. Bunu görüştüğün zaman askerin asker olduğunu anlarsınız da istihbaratçının istihbaratçı olduğunu her zaman bilmezsiniz. Tahmin edersiniz bazen. İsrail'e gittiğim zaman değişik hiçbirisinde tek başıma gitmedim. Hep kadro olarak gittik. Eğitim yani belirli bir düşünce kuruluşu görüşmesi çerçevesinde. Giderken yanımda Türkiye'nin eski hava kuvvetleri, milli kuvvetleri komutanı vardı. Eski helikopter filoları komutanı vardı. Eski MGK genel sekreteri vardı. Yani hani tek başıma gidip turistik tatil yapmadım. Mescid-i Aksa'ya gittim. Ondan sonra dua da ettim. Ama Mossad'a gidip Mossad'la görüşmedim. Mossadçılarla görüşmüş olabilir miyim? Tabii görüştüm canım. Toplantılara geliyorlar. Ve mesela askeri istihbaratın İsrail askeri istihbaratının şefi Tuğ General geldi bir briefing verdi. Briefingi dinledik. Ama yanımda da Türk Dışişleri Bakanlığı'nın temsilcisi oturuyordu. Özetle Ümit Özdağ'ın yaptığı her şeyden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bilgisi vardır. Size şöyle bir şey anlatayım. Bir 30 dakika eklerseniz sevinirim. Tabii 30 saniye ekliyorum. İstanbul'da bundan bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Suriye istihbaratına çalışan bir kişiyle tesadüfen karşılaştım. Daha önceden tanıyorum. Çünkü Suriye'ye bir resmi ziyaret için gitmiştim. Beni Suriye istihbaratı adına o dolaştırdı orada. Beni ve yanımdaki kişiyi. Yanımdaki kişi de bir emekli orgeneraldi. Fakat İstanbul'da bir otelde karşıma çıkıp nasılsınız, iyi misiniz Ümit Bey diye benlere şey yapınca, sohbet edince ilk önce hatırlamadım, sonra hatırladım. Sonra gitti karşı taraftaki masaya oturdu. Bakın bu görüşmeden bir dakika sonra değil, 30 saniye sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'na bilgi ilettim. Böyle bir görüşme oldu diye. Onun için ben her yaptığım şeyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bilgi olarak bu tür alanlarda verdim. Bundan sonra da olursa veririm. Peki efendim, ben buradan kırmızı bir soruyla devam etmek istiyorum. Bir akademisyen olarak, bir siyasetçi olarak, bir meselesi olan biri olarak yaptığınız bir takım hareketler mercek altına alındığında sizle ilgili iddialar da gündeme geliyor. Yine ben Cevheri Güven'in iddialarından devam edeceğim. Bir MİT belgesi sunuyor ve burada PKK temsilcileriyle görüştüğünüzü iddia ediyor. 1997-2002 yıllarına tekabül eden bir görüşme. Siz bu sırada aslında akademisyen kimliğiniz daha çok ön planda ve orada da argümanı bir PKK gibi devlet meselesinde neden bir akademisyenin görevlendirileceği, yani bir MİT görevlisinin ya da bakanlık görevlisinin değil de neden akademisyen kimliğiyle ön plana çıkmış birinin bu konuda sorumluluk alabileceğini sorgulamış. Hatta PKK'nın yöneticisi Murat Karayılan'ın sizi Kandil'e davet ettiği iddiasında bulunmuş. Size bulmuşken soralım, soru gelsin. Ümit Özdağ derin devletin adamı mı? Bir derin devlet olsaydı çok mutlu olurdum. Ne yazık ki yok. İki, Cevheri Güven bir FETÖ casusudur. 2011'de Pensilvanya'da bana yönelik bir operasyon yapılması emrini Fethullah Gülen vermiştir. Fethullah Gülen'in bu verdiği emir, bu emrin içinde olduğu doküman bende var. Bunu ilk kez açıklıyorum.
Bu dokümanda Fethullah Gülen'in bana karşı ne yapılması, hangi gerekçelerin kullanılması gerektiğini ifade ediyor. Başkalarıyla ilgili başka şeyler söylüyor. Ve bana karşı Fethullah Gülen'in operasyonda kullanılmasını istediği şey cevheri Güven'in iddia ettiği MİT belgesi. Yani bu bir FETÖ operasyonu. Evet, ben Amerika Birleşik Devletleri'ne 2011 senesinde açıkladım. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın benden isteği üzerine ve görevlendirmesi üzerine gittim. Katıldım. Refakatçim orada bir Milli İstihbarat Teşkilatı mensubuydu. Toplantıya giderken döndüm. Dışişleri Bakanlığı İstihbarat Araştırma Genel Müdürlüğü'ne gereken bilgiyi yazılı olarak verdim. Asam Başkanı iken de önce benle Mehmet Mehmetoğlu diye bir iş adamı görüşmek istedi. Şöyle ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak operasyonu öncesindeydi. Kendisini tanımıyordum. Geldi, dedi ki işte Irak'ta böyle böyle şeyler oluyor. PKK şunları yapıyor, bunları yapıyor. Ben dinledim, notlarımı aldım. Tamam arkadaş, sen şöyle anlatacağını anlattın dedim. Ben de gittim bunu Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcısına çok net bir şekilde ifade ettim. O da bana gereken cevabı anlattı. Böyle böyle Ümit Bey dedi. Daha sonra aynı kişi bir başka kişi için aracı oldu. Yine ASAM Başkanı olarak ASAM'da kendi odamda yaptım görüşmeyi. Tabii gelenin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Yani bir isim biliyorsunuz sadece. O gelen kişinin PKK ile bağlantısı daha üst seviyedeydi. İlk gelenim bir PKK bağlantısı var ama iltisakı yok. Yani PKK'lı değil ama bu ikinci gelen PKK'lıydı. O da belirli bir şeyi gündeme getirdi. Ben de gittim bunu Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısına İlker Başbuğ'a anlattım. İlker Başbuğ hayatta bu toplantıyı hatırlar. Bir 30 daha. Onların vermiş olduğu cevabı da içimde tuttum. Ben tekrar ediyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin benden talep ettiği değişik kuruluşlarının meşru devlet anlayışı içerisinde Türkiye'nin ve Türk Devleti'nin menfaatleri için yapmam gereken her şeyi bugüne kadar yaptım, bundan sonra da yaparım. Peki, şimdi burada çok önemli bir açıklamada bulundunuz. Dediniz ki bunun bir FETÖ operasyonu olduğuna dair belge elimde var. Bunu da ilk kez burada açıklıyorum diye. Hazır sizi bulmuşken, çünkü bunlar tarihe not düşülen arşiv niteliğinde söyleşiler. Sizle ilgili bir iddiayı daha, bir kırmızı soru olarak burada masaya taşımak istiyorum. Bu konudaki cevabınızı da merak ediyorum. Aslında sizin HDP, PKK terör örgütü konusundaki tutumunuz çok net. Açılım sürecinde de bu tavrınızı çok net ortaya koymuştunuz. Açılım sürecine karşı çıkan isimlerden biriydiniz. HDP'nin varlığına her zaman sert bir şekilde karşı çıktığınız gibi. İşte bu Star gazetesinde bahsi geçen 27 Mayıs 2011 tarihli belgeden, haberden bahsetmek istiyorum. PKK ile masaya oturan MHP'li şeklinde lanse edildiniz. Bunun bir operasyon olduğunu bir önceki cevabınızda söylüyorsunuz. Burada da şöyle bir argümanı var Cevheri Güven'in. Diyor ki böyle bir MİT tutanağı var. Önce yatsıdı, bunu kabul etmedi ama sonra Amerika'daki toplantıya Dışişleri Bakanlığı'nın görevlendirilmesiyle katıldığını söyledi. Sanki burada ikiyüzlü bir tutum izlediğinizi iddia etti. Yanıtınızı alayım. Lütfen izin verin, sorumu tamamlayın Sayın Özdağ. Şimdi bu yanıt değişikliğinin altını çizdi. Dolayısıyla size soralım. Yanıtınız gelsin, soru gelsin. Ümit Özdağ terör örgütü PKK konusundaki görüşlerinde çelişkili mi? Sizce? Yıllardan beri ben Türkiye'de siyaset ve bilimsel araştırma yapıyorum. İddia üzerine yapılandırıyorum evet, efendim sorumu. Evet. Hiçbir zaman hiçbir çelişkim olmadı. Bir casus ve psikolojik operasyon elemanının iddialarını ciddiye almanızı da yadırgıyorum doğrusu. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından 22,5 seneye mahkum olmuş Türkiye dışında olan Türk ordusuna karşı, Türk milletine karşı, Türk devletine karşı, Türk istihbaratına karşı bir komplonun içerisinde olan bir ajandır. Bu ajanın Ümit Özdağ'la ilgili söylediği hiçbir şey doğru değildir. Yalan söylüyor. Kanıtı oradadır. Dönemin Yeni Çağ gazetesinde ben bunu gayet net olarak açıkladım. Bu iddia ortaya çıktığı gün 4 televizyon kanalında çıktım. 4 televizyon kanalında da gerçekleri açıkladım.
Dönemin Yeni Çağ Gazetesi'ne de girer bakarsanız size programdan sonra şeyinde yollarım, lütfen, belgesini de yollarım. Benim açıklamaların arasında hiçbir çelişki yoktur. Ama bu psikolojik harp elemanları FETÖ'den aldıkları emri yerine getirip Burak Avuncu'yu savunmak adına 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ'nün yapmış olduğu en büyük psikolojik harekatı yapıyorlar. Bakın 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ en büyük psikolojik harekatını, en yoğun psikolojik harekatını Ümit Özdağ'a karşı yapıyor. Neden sizce? Ne oldu da FETÖ Ümit Özdağ'la bu şekilde mücadele etme ihtiyacını hissediyor? Neden bir o, bir öbürü, bir diğer FETÖ'cü psikolojik harp unsuru daha önce Balyoz'da, daha önce Ergenekon'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne komplo kuran ajanlar, Genelkurmay Başkanı'nın içeriye atılmasına neden olan, Kaşif Kozinoğlu'nun şehit olmasına neden olan, Cem Amireli, Ali Türkşen'i içeride zindanlara atanlar, ne oldu da Ümit Özdağ'a karşı işbirliği yaptılar ve ellerindeki bütün imkanları Ümit Özdağ'la mücadele etmek için kullanıyorlar? Çok açık. Çünkü Ümit Özdağ can alıcı bir FETÖ'cü projeyi deşifre etti. Çok canları yandı. Çok canları yandı. Onun için çok normal. Yalan söyleyecekler, komplo kuracaklar, alçakça iftira atacaklar. Yapmadıkları şey mi? Bunu Türkiye'de yüzlerce insana yapmadılar mı? İnsanları ölüme sürüklemediler mi? Kasa dedikleri, Ergenekon'un kasası dedikleri insan hastanede açlık içinde öldü. Cenazesini kaldıracak para bulunmadı. İşte bu adamlar şimdi Ümit Özdağ'a iftira atıyorlar. Onun için bunun ciddiye alınacak hiçbir yanı yok. Ama esas utanç kaynağı bazı Türk milliyetçisi arkadaşların bu FETÖ'cü psikolojik harp elemanlarının çekmiş oldukları videoları Ümit Özdağ'a karşı kullanmalarıdır. Ayıptır. Allah'tan korkun. Bakın tekrar, Allah'tan korkun. Eğer eleştirecekseniz FETÖ'cü argümanlarla Ümit Özdağ'ı eleştirmeyin. Eleştirecekseniz adam gibi kendi bacaklarınız üzerinde ayakta durun da beni eleştirin. Ümit Özdağ'ın Türkiye Cumhuriyeti için, Türk milleti için yapmış olduğu mücadelenin yüzde kaçını verdiniz beni eleştirenler? Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yanıtınız için. Şimdi ben buradan yine kırmızı bir soruyla HDP özelinde sorumu yapılandırmak istiyorum. Şimdi 2017 Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumu öncesi CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi aslında hayır cephesi altında bir birleşme sergilemişlerdi. Bak, birleşme yok. Hayır, birleşme yok. Şimdi hayır, onlar da hayır diyebilir, biz de hayır. Yapılandırayım. Evet. Tamam, resmi bir birleşme değildi ama hayır çatısının altına herhalde HDP'yi de koyabiliriz. Evet. Bu konuda hemfikirizdir diye düşünüyorum. Şimdi 2018 genel seçimlerine baktığımızda Millet İttifakı, işte HDP'nin bu ittifaka dışarıdan dolaylı desteği diye yine altını çizelim. 2019 yerel seçimlerinde benzer bir model, İstanbul ve Ankara'dan HDP'nin aday göstermemesi diye bir parantez açalım. Aslında Sayın Akşener'in de burada konuğumuzda oldu. Her şey çok açık. Biz HDP'yi nereye konumlandırdığını sorduğumuzda da kendisi çok net yanıt verdi. PKK'nın yanına dedi ve noktayı koydu. Fakat enteresan bir şekilde işte bazı iddialar bir bileşen oluşturuyor mu sorusunu da gündeme getiriyor. Onları da netleştirelim. Sizin mesela bir iddianız var. Diyorsunuz ki Kars'ta ben aday göstermemesi konusunda, eğer gösterirse HDP'nin kazanacağını, göstermezse MHP'nin kazanacağını, MHP adayının kazanacağını söylemiştim. Dediğiniz gibi de oldu. Hatırlayalım, Ayhan Bilgen yaklaşık 1000 oyluk bir farkla 300. HDP'den. Peki, yani biz şey yapsaydık 300'e düşecekti, doğru. HDP kazandı. Dolayısıyla şimdi İYİ Parti aslında HDP'yi konumlandırdığı yeri çok net derken, tanımlarken bir taraftan da sanki sandıkta dolaylı desteğine hayır demiyormuş gibi bir izlenim doğdu. Şimdi 2015 yılında Sayın Bahadır Erdem'in bu konuda bir cümlesi var. Der ki, sakın ola ki Leyla Zana'ya bir kez daha dokunulmasın. Kürt halkı için ömrünü adamıştır. Türkiye'ye barış gelecekse Leyla Zana olmadan
olmaz yazmıştı 2015 yılında. Şimdi Türk Milliyetçisi tanımı ve İyi Parti'nin tutumu, İyi Parti'nin söylemleri, bileşenler ve ayrışanlar neler? Bu konuda sizin fikrinizi rica ediyorum. İddia edildiği gibi İyi Parti ile HDP arasında acaba görünmeyen bir bağlantı var mı? Soru gelsin. En nihayetinde İyi Parti artık milliyetçi bir parti değil mi? Şimdi bakın, İYİ Parti son kongreden sonra Türk milliyetçiliğiyle ilişkisini kesmiştir. Bahadır Erdem'i divana alan, ama başka unsurlar da var. Ve bu zihniyeti yeni anayasa yapım sürecine taşıyacağını ifade eden bir parti Türk milliyetçisi olmaz. Tabii bazı arkadaşlar şunu söylüyorlar. Ya hocam sen ayrıldın ama biz de Türk milliyetçisiyiz. Biz partide durmaya devam ediyoruz. Doğru. Peki bu arkadaşlara soruyorum. Siz de Türk milliyetçisiniz de. Arkadaşlar bakın, ben bu denge denetleme ağından önde gelen isimlerinden bir tanesi genel başkana baş danışman olarak atandı. Ben itiraz ettim, siz itiraz etmediniz. Yine denge denetleme ağından üst düzey yöneticilerinden bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti kuruluşta Çerkezlere soykırım yapmıştır, kültürel soykırım yapmıştır denilen bir genel başkan yardımcısına ben itiraz ettim, siz itiraz etmediniz. Ben İdris Naim Şahin bu partiye getirilirken hem de şey yapılmak için Büyükşehir Belediye Başkanı adayı için ben itiraz ettim, siz itiraz etmediniz. Şimdi ben Bahadır Erdem'e itiraz ediyorum, siz itiraz etmiyorsunuz. Siz nasıl Türk milliyetçisiniz kardeşim ya? Güzel Türk milliyetçisiniz de nasıl Türk milliyetçisiniz? Türk milliyetçiliğini nerede savunuyorsunuz siz? Yani önce kendi koltuklarını, sonra mı Türk milliyetçiliği? Evet. Biliyorum tabii bu arkadaşların bazıları Türk milliyetçisi. Ama nasıl Türk milliyetçisi bunlar? Bir onu anlatsınlar. Nerede Türk milliyetçiliğiyle ilgili itirazları ve tezleri? Şimdi Bahadır Erdem'le nasıl yan yana aynı masalarda oturacaklar? Bazıları genel merkezden bozkurt işareti yaparak Instagram'da Türk milliyetçileri burada diyorlar. Bahadır Erdem'in odasının önünde. Bahadır Erdem de dışarıya çıktığında önlerini ilikleyecekler. Sayın Genel Başkanım diye. Şimdi benim ihraç edilmeme altına imza koyan arkadaşlara soruyorum. İl başkanı arkadaşlara. Memnun musunuz? Bahadır Erdem'e Ümit Özdağ'a ihraç için imza verdiniz ama Bahadır Erdem'in genel başkanlığına da, genel başkan yardımcılığına da imza attınız. Destek verdiniz, oy verdiniz. Şimdi o tweetleri gördüğünüz zaman içiniz rahat mı? Çocuklarınız, eşiniz gözünüz içine bakıp size sorduğu zaman içiniz rahatlıkla cevap verebiliyor musunuz? Ümit Özdağ'ın Türk milliyetçisi olduğundan eminsiniz. Bahadır Erdem'in Türk milliyetçisi olduğundan emin misiniz? Ümit Özdağ anayasa yapmak için yollayabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki Ümit Özdağ'ın yapacağı anayasa Ziya Gökalp çizgisinde olur, Atatürk çizgisinde olur, Türkeş çizgisinde olur. Siz Bahadır Erdem'i yolladığınız zaman o anayasanın Öcalan çizgisinde bir anayasa olacağını bilmiyor musunuz? Bilmiyorsanız o da sizin sorunuz. Peki efendim. Şimdi buradan sizin hakkınızda çıkan bir başka haberle devam etmek istiyorum. Biraz önce CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmamoğlu derken desteklediğinizi söylediğiniz, yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Evet, evet. İki seçimde de sahada çalıştım. Fakat şimdi 2018'de sizle ilgili çıkan bir haber var. O dönem yerel seçimlere hazırlık söz konusu. CHP'nin İYİ Parti ile ittifak yapıp yapmayacağı konusu konuşuluyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı unvanıyla sizin medyaya yaptığınız bir açıklama şöyle. Çok açık şekilde söylüyorum. CHP ile bir ittifak olacağını düşünmüyorum. Kişisel olarak da böyle bir ittifakın olmaması gerektiğini düşünüyorum demişsiniz. Şimdi biraz önce söylediğinizle bu bana biraz ayrışıyor gibi geldi. Belki bunu açmak istersiniz. Ve bu ittifak sonunda da işte Ankara İstanbul Belediyeleri İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın zaferiyle sonuçlandı. Bu sonuçlardan dolayı acaba CHP ile ittifak konusunda görüşünüz değişti mi? Yoksa hala hazırda ittifakı nasıl görüyorsunuz? Sakıncalı görüyor musunuz? O dönem acaba bu ittifaka karşı duruşunuz öngörü adına imajınızı zedeledi mi? Soru gelsin. Ümit Özdağ CHP'den neden rahatsız oldu? Bakın sorunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden rahatsız değilim. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde de, Atatürkçü, vatansever seçmende de
ciddi bir sevgiyle karşı karşıya, destekle karşı karşıya olduğumu biliyorum ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne de saygı duyuyorum. Ama ben Türk milliyetçiliğinin, kurumsal olarak saygı duyuyorum, Türk milliyetçiliğinin İYİ Parti'de bir iktidar hareketi olarak organize olması gerektiğini, bunun için yola çıktığımızı düşünerek Sayın Akşener'e seçimlerden epeyce bir süre, 7 ay kadar önce bir rapor götürdüm. Dedim ki biz 2023 seçimlerine tek başımıza iktidar amacıyla hazırlanmalıyız. Ve sürekli propagandayla 2023'e kadar Suriyeli sığınmacılar ve ekonomi üzerinden bir propaganda çalışması organize etmeliyiz. Teşkilatlarımız tek başına seçime girmeyi öğrenmeli. Bu parti teşkilatları henüz tek başına bir seçim deneyimi geçirmediler. Genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikteydik. Partileşme ancak parti kimliğinin oluşması bu şekilde olur. Tek başımıza girelim dedim. Ama bu görüşümü kabul ettiremediğim zaman parti karar aldı, ittifak yapıyoruz. Ben de parti disiplinine uyarak sahaya çıktım, çalıştım. Görüşünüzü açıklarsınız ama parti bir karar alır. O partinin aldığı karara da uydum. Partinin alacağı bazı kararlara uymayabilir miyim? Evet, uymayabilirim. Mesela parti bir karar alır. Der ki işte şurada şöyle birisini destekliyorum. Ondan sonra mesela bunu orduda gösterdim. Orduda bu adamı aday gösterirseniz istifa ederim dedim. Açıklarım gerekçesini. Ama öbüründe bir FETÖ'cü değil, CHP ile işbirliği söz konusu, karşı olduğumu ifade ettim ama parti karar alınca da gittim sahada çalıştım. Başarı için çalıştım. Ben kendi üstüme düşeni yaptım. O görüşü açıklamakla sahada çalışmak arasında fark var. Sabote mi etmeliydim? Hayır, parti disiplinine uymaz. Ben İyi Parti'yi seviyorum. Teşekkür ederim. Şimdi gündemde yankı yaratan açıklamalarınızdan biri de AK Parti ile İYİ Parti'nin ortak anayasa çalışması konusuydu. AK Parti ile İYİ Parti arasında 6 aydır böyle bir gizli anayasa görüşmelerinin yapıldığını iddia ettiniz. İYİ Parti lideri Meral Akşener hiçbir partiyle böyle bir anayasa çalışması yapmadık dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Cahit Özkan'dan bir yanıt geldi. Söylemleri ilginç, şöyle diyor. Bütün siyaseti yalan dolan ve operasyon olan gelenek düne kadar yaptıkları o gizli ittifakların arkasından bir genel başkanlık, bir genel başkan yardımcılığı, bir kongre mücadelesinin neticesinde istediklerini alamayınca o gizli ittifaklarını deşifre etmek suretiyle yeni bir siyaset zemini arayışı içerisinde ilgili şahsın tek bir gayesi var. Bir makam, mevki ve ikbal kaygısı gelecek planıdır. Yaptığı planları operasyon olarak görüyoruz demiş Cahit Özkan sizin için. Biz de kendisinin sözlerinden çıkardığımız şekilde onun iddiasıyla sormak istiyoruz. Soru gelsin. İddia edildiği gibi Ümit Özdağ koltuk peşinde mi? Şimdi bakın, ben Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyesiydim. Ve aday 1200 oy aldı. Diğer aday da 200 oy aldı. Ahmet Necdet Sezer 200 oy alan veya 250 oy alan adayı atadı. Ben bunu kendime hakaret olarak gördüm. Demokrasiye hakaret olarak gördüm. 1200 alan, oy alan adayla da benzer bir siyasi çizgideydik. Ama yani özel bir şeyim yoktu, iletişimim yoktu. Ona haber bile vermeden öğretim üyeliğinden Ahmet Necdet Sezer'i protesto ederek istifa ettim. İstifa ettiğim zaman öğretim üyeliği gelirim dışında bir gelirim de yoktu. Ve dedim ki Ahmet Necdet Sezer Türkiye'de Cumhurbaşkanı olduğu sürece üniversitede ders vermeyeceğim. Ahmet Necdet Sezer ayrıldı. Cumhurbaşkanlığından süresi bitti. Ben de üniversiteye geri döndüm. Sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkan yardımcısı oldum. Milletvekiliyken istifa ettim. Genel başkan yardımcılığından. Meral Akşener'in bir ifadesi vardır. 2015 Kasım seçimlerinde milletvekili olsaydım genel başkanlığa aday olmazdım diye yazdı bugün de. Benim duruşum ideolojik duruş olmuştur hep. Makamla ilgili olmadı. Yine İYİ Parti genel başkan yardımcılığından, bakın İYİ Parti genel başkan, kendi isteğimle tüzük çiğnendiği için istifa ettim. Kongre öncesinde Meral Akşener bana eğitimden sorumlu genel başkan yardımcılığını önerdi. Kabul etmedim. Şimdi ben mi makam düşkünü oluyorum? Yoksa Ergenekon davası komplosu, balyoz komplosu sırasında arkasında FETÖ'cü avukatlarla
Silivri'de gösteri yapıp o komploya destek veren Cahit Özkan adlı zat mı oluyor? Altını çizerek söylüyorum, Cahit Özkan fetometreden geçemez. AKP'nin grup başkan vekili. İstediği platformla kendisini tartışmaya hazır. Böyle ucuz ve basit iddiaları hem de kaba ve terbiyesiz bir dille dile getiriyor. Muhatabım bile değil. Biz onu Silivri'nin önünden hatırlıyoruz. Yanındaki FETÖ'cülerin çoğu şimdi yurt dışında kaçacak. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi iddialar ortaya konulunca karşıt iddialar da geliyor. Netleşmesi adına ben bunlarla devam ediyorum. İstanbul İl Başkanı Burak Avuncu bir televizyon programında size yanıt verirken şöyle diyor. FETÖ'cü olduğumu iddia eden bir tek kişi var, o da Ümit Özdağ. Bunu şu sebeple söylüyor. Yani yaptığınız açıklamalarda sizi destekler yönde bir söylem göremedikleri konusunda. Bu yankılar henüz geçmeden siz başka bir iddia ortaya attınız. İşte İYİ Parti'nin CHP, Saadet Partisi ve HDP ile birlikte bir aralarında anayasa taslağı hazırladığını söylediniz. Bu iddialarınıza da çeşitli çevrelerden yanıt geldi ama bunlar da sizi doğrulamayan yanıtlardı. Örneğin sizin kaynak gösterdiğiniz Sayın İbrahim Kaboğlu işte Kasım ayında Sözcü'den İsmail Saymaz'a bir röportaj verdi. Orada diyor ki dört partinin katıldığı benim de başkanlık yaptığım toplantıda aslında biz parlamenter sisteme dönüş için bir etüt yaptık ama burada bir anayasa çalışması olarak görülemez bu çalışma diyor. İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın katıldığı toplantılarda anayasa çalışması yapılmadığına dair sözlemleri var. Sözcü gazetesi bu konu için şöyle demiş, sağlıklı bir insan bunu yapmaz, sanırım siyaseti trollüyor diye de bir ibaresi olmuş. Ardından işte İYİ Parti ile AK Parti arasında bir anayasa çalışması olduğunu söylediniz. Buna açıklama AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik'ten geldi. O da sert bir dille sizi yalanladı. Şimdi dolayısıyla bu iddialarınız ve sizi destekleyen hemen hemen kimsenin çıkması, eldeki bu verilere dayanarak biz de Nuri Okutan'ın deyimiyle sorumuzu yapılandırdık. Soru gelsin. Ümit Özdağ siyaseti trollüyor mu? Şimdi bakın, bu araştırmayı yapan arkadaş İbrahim Kaboğlu'nun açıklamasını yanlış okumuşsunuz. İbrahim Kaboğlu beni yalanlamıyor. Sadece bu toplantıların olduğunu söylüyor. Evet. O 30 sayfalık belgeyi de bana kendisi verdi. Ben buna taslak diyorum. Aynı belgeye o işte bir fikir çerçevesi. Aramızdaki tek fark bu. Ümit Bey'in bundan uzun zamandan beri haberi vardı diyor aynı şeyde. Ama sadece lütfen Sözcü gazetesindeki açıklamasıyla sınırlı kalmayın. Habertürk'e bağlanıyor Eren Eğilmez'e. Yazılı not yolluyor, Eren Eğilmez okuyor. CNN Türk'e katılıyor. CNN Türk'te kendisi söylüyor bunu. Yetmiyor. Kendi özel şeye açıklaması var. Kendi videosuna açıklaması var. Bu da internette. Bakın, ben bir şey iddia etmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu açıklıyor. Dört parti biz bir anayasa hazırladık diye. Bu Sözcü gazetesinde ayrı çıkıyor. Cumhuriyet gazetesinde ayrı demeç veriyor. Tele1 televizyonuna çıkıyor, ayrı demeç veriyor. İbrahim Kaboğlu yine dediğim gibi değişik yerlerde bunlara çıkıyor. Şimdi ben bir taslak açıklamıyorum. Ben hesabını soruyorum. Neden yaptınız diye. Açıklayanlar Kılıçdaroğlu'yla Kaboğlu zaten. Hem de yeni açıklamamışlar. Açıklanalı çok olmuş. Değişik tarihlerde. Ben bunu 28 Temmuz 2019'da Oda TV'de Bir Gün gazetesinde çıkan haber üzerine öğreniyorum. İYİ Parti Genel Merkezi'ni arıyorum. Sayın Aytun Çıray'la görüşüyorum. Sayın Aytun Çıray görüşüyor. Bana dönüyor, evet, bizim parti adına diyor katılan Ahmet Erozan'mış. Ahmet Erozan bana söyledi diyor. Sonra İbrahim Kaboğlu'yla konuşuyorum. İbrahim Kaboğlu da bana çalışmayı veriyor. Sizden de diyor Erozan katıldı. Erozan'a da bu belgeyi çalışmaların sonunda verdi. Özetle ben hesap soruyorum, iddia etmiyorum. Peki efendim.
Şimdi siz akademisyenlik yıllarınızdan bu yana Orta Doğu hakkında çok ciddi araştırmalar yaptınız, kitaplar yazdınız. Birkaç kitap isminizi seyirci nezdinde de hatırlatmak istiyorum. Türkiye, Kuzey Irak ve PKK bir gayri nizami savaşın anatomisi 1999 yılında. PKK neden bitmedi, nasıl biter? Kürtçülük sorununun analizi ve çözüm politikaları gibi. Şimdi Güneydoğu sorunu, terör örgütü PKK ve devletin bu konudaki politikalarına dair çok kapsamlı araştırmalarınız olduğu için soru gelsin. Türkiye PKK terör örgütüyle mücadelede sona geldi mi? Hayır. Önümüzde uzun bir yol var. Türkiye içerisindeki mücadele şimdi teknolojik atılımla da iyi gidiyor. Ama PKK Kuzey Irak'ta ve Suriye'nin kuzeyinde, özellikle de Suriye'nin kuzeyinde ciddi bir etkinlik yakalamış durumda. Emperyalizmin bölgede Büyük Kürdistan projesiyle eklemlenmiş durumda. Türkiye'nin önünde uzun bir mücadele var. Bu mücadeleyi sadece bir terörle mücadele politikası çerçevesinde sonuçlandırmamız mümkün değil. Dış politikamızın da Orta Doğu'da istikrara hizmet edici şekilde ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleyici şekilde olması lazım. Ondan dolayı hayır, ne yazık ki PKK ile mücadelemiz daha önümüzdeki yıllarda yoğunlaşarak sürecek. Üstelik Suriyeliler meselesinde hata yapıp Suriyelilerin Türkiye'de kalmasına izin verilir ve vatandaşlık verilirse Türkiye Suriyeliler üzerinden bir iç çatışmaya sürüklenecek ve Türkiye bu iç çatışmayı bastırmaya uğraşırken Türkiye'den bir Kürdistan kopartılmaya çalışılacak. Bugün Türkiye'ye karşı yapılan stratejik göç mühendisliğinin amacı budur. Türkiye'de Türk-Kürt çatışması çıkartamadılar. Alevi-Sünni çatışı çıkartamadılar. Layık-antilayık çıkartamadılar. Çünkü biz bir milletiz neticede. Bunları hep atlatıyoruz. Ama yurt dışından, Suriye'den 5 milyona yakın başka bir kültürde, başka bir milletten ve hakim kültürden insanlar geldi. Nüfusları çok hızlı artıyor. Demografik dengeler değişiyor. Bir demografi mühendisliği yapılıyor ve bir düşük yoğunluklu çatışma sosyolojisi oluşturuyor Türkiye'nin güney sınırında. Buna bir an önce son verip o insanları vatanlarına geri döndürmeliyiz ki PKK'nın Türkiye'de yapmak istediği emperyalizmle birlikte bölünme sürecini durdurabilir. Peki. Şimdi yine uzmanlık alanınız olan uluslararası siyasete dair bir soruyla devam etmek istiyorum. 90 yılında yayınlanan ilk kitabınız Değişen Dünya Dengeleri ve Basra Körfezi. Onu da okudunuz mu? Evet, şimdi o yıllardan bu yana aslında siz bölgeyi çok ciddi bir şekilde takip ediyorsunuz. Bu noktada biraz Suriye ile ilgili açıklama yaptınız ama biraz daha ayrıntılı değinirseniz sevinirim. Eski günlere dönmek mümkün olur mu? Orada PKK terörü, DAEŞ tehlikesi acaba geçti mi? Soru gelsin. Türkiye'nin güneydoğu sınırında yakın gelecekte sizce neler olacak? Şimdi yakın gelecekte Türk-Amerikan ilişkilerinin nasıl şekilleneceği, Türk-İsrail ilişkilerinin nasıl şekilleneceği ve Türkiye'nin Suriye politikasını nasıl sürdüreceğine bağlı. Eğer bugün olduğu gibi Beşer Esad'ı devirme politikasına devam edilirse PKK ve PYD Suriye'de büyük bir atılım yapacak. Amerikalılar bize şunu söylemeye çalışıyorlar. İkna etmeye çalışıyorlar. Bakın biz PKK'yı PYD'nin içinden uzaklaştıralım. PYD'liler aslında iyi çocuklar. Siz nasıl KDP ile iş yapıyorsanız PYD ile de iş yapın. PKK da şimdi PYD'nin içerisinden ayrılmaya karşı çıkıyor. Ruslarla işbirliği içerisine giriyor ve Türkiye'de terörü tırmandırmaya çalışıyor. Bu Amerikan projesini durdurmak için. Tabii bugün PKK PYD'nin içinden uzaklaşıyor gibi görülse de bölgede PYD'nin kontrolünde bir bölgenin oluşması demek, Irak'tan sonra Suriye ayağının da tamamlanmasıdır. Bunu İran ve Türkiye izler. Bundan dolayı bizim Beşar Esad rejimiyle el sıkışıp Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleyecek ve Suriyelilerin vatanlarına dönmesini sağlayacak bir süreci derhal başlatmamız lazım. Çünkü bombalandıkları için gelmiyorlar. Gelmeleri için bombalanıyorlar Suriyeliler. Bakın bu çok önemli bir husus. İstanbul'da 694 bin Suriyeli var. 1 milyona yaklaştı sayıları. Bir insani yardım yaptık. Çok pahalıya mal oldu. 80 milyar dolar Türkiye'ye şu ana kadar çıkan bedel. Bunun içinde Rus uçağını düşürdükten sonra uğradığımız kayıplar hiç yok. Eğer Suriyeliler kalırsa bu ülkenin bir stratejik bataklıkta boğulması ve bir iç savaş sürecinin içerisine sürüklenmesi kaçınılmaz olur. Ben bunun için bu tehlikeleri öngörerek söylüyorum. Bakın size bir şey söylemek istiyorum. Burada bir süre istiyorum. Elbette. Artı bir dakika buyurun. Siz
Ergenekon operasyonunu toplum gibi 2007 senesinde öğrendi. Ben bir operasyonun geldiğini 2000 senesinin yaz aylarında anladım ve Genelkurmay Başkanlığı'na bildirdim. Nereden anladım? Türk-Amerikan ilişkilerindeki gerilimlerin sonucunda Amerikan Kara Kuvvetleri'nin bir dergisi vardı, Parameters. O dergide Yükselen Hegemon diye Türk ordusunu Varşova Paktı ordularından daha düşman gösteren bir makale çıktı. O makaleyi yazan Amerikan Hava Kuvvetleri'nde ve CIA'de çalışmış Türk tarihi uzmanı bir akademisyendi. O raporu okur, makaleyi okur okumaz dedim ki bir operasyon geliyor. Hasan Köni'yi profesör davet ettim. Dedim ki Hasan Hocam, burada yeni bir şey var. Bir operasyon geliyor. Bunu anlamamız lazım. Lütfen Washington'a gidin. Yanınızda da bir asistan alın. Gitti 15 gün Washington'da değişik görüşmeler yaptı. Geldi bana bir rapor verdi. Raporu da paylaştım. Ve 2001'de ilk Ergenekon çıktı. Ama operasyon için AKP'nin iktidara gelip iktidarını sağlamlaştırması gerekiyordu. Artık 2007'de başladı. Yani ben bir şeyi önceden söylerim. Neden? Çünkü ben stratejik istihbarat konusunda akademik anlamda yıllardan beri çalışıyorum ve benim işim ne olacağını görmek, bununla ilgili senaryolar geliştirmek. Şimdi Suriyeliler konusunda da yapmış olduğu açıklamalar Türkiye'nin milli güvenliğiyle ilgili açıklamalar. Peki efendim. Şimdi buradan Azerbaycan Ermenistan'a karşı 10 Kasım'da çok önemli bir zafer elde etti. Buna değinmek istiyorum. Dağlık Karabağ bölgesinde yıllardır süren Ermeni işgali ne mutlu ki sona erdi. Bu aynı zamanda tabii iki kardeş ülkenin kara sınırının da yeniden açılması anlamına geliyor. Nahçıvan ve Azerbaycan koridoru yeniden açıldı. Buradan diğer Türkiye Cumhuriyetleri uzanmak mümkün olacak. Acaba siz Azerbaycan'ın Karabağ zaferini iki ülkenin güç dengesi adına nasıl yorumluyorsunuz? Siz Avrasya üzerine yıllarca araştırmalar yaptınız. Soru gelsin. Karabağ zaferi Türkiye için ne anlam ifade ediyor? Rahmetli babam Türkiye-Azerbaycan Dostluk Derneği'nin genel başkanıydı. Onun vefatından sonra yıllarca da ben aynı derneğin genel başkanlığını yaptım. Azerbaycan'dan birçok öğrencim oldu. Benim yanımda çalıştılar, okudular. Üniversiteyi bitirdiler, masterlarını ve doktoralarını bitirdiler. Şimdi Azerbaycan'da üst düzey yetkili olarak çalışıyorlar. Üniversitede öğretim üyeliği yapıyorlar. Azerbaycan'da onları iyi değerlendirdi. Bazılarını yurt dışında başka eğitimlere yolladı, Batı'da. Ve güzel şeyler yapıyorlar. Doğrusu bu zafer Azerbaycan'ın devletleşme ve milletleşme sürecinde çok önemli bir anı temsil ediyor. Özgüveninin yükselmesini temsil ediyor. Ve Türk milliyetçiliğine bir Türk birliği idealiyle yaşayan benim gibi milyonlar için de ayrı bir önemi var. Yani bir devlet olmanın ötesinde, devletler arası ilişki olmanın ötesinde, iki devlet bir millet olmanın ötesinde bunun somuta, eylemlerle somuta doğru kendisini ortaya koyduğu bir aşamayı görüyoruz. Burada bir anımı, daha doğrusu bir dostumun anısını anlatmak isterim size. Sene 2001 Türk uçakları Bakü üzerinde bir gösteri yapıyorlar. Yüz binlerce Azerbaycan Türk'ü de onları seyrediyor. Bir Türk Bakülü hanım, teyze Allah'ınıza kurban, Allah'ınıza kurban diyor. Milletvekili arkadaşım da teyze diyor, üzülme sizin de olur inşallah diyor. Dönüyorum, nefis bir cevap veriyor. Oğlum bir millete iki ordu fazladır. Yani sizin ordunuz bizim ordumuz diyor. Bu 2001 Bakü'dür. 2020 Bakü'de 101 sene sonra Türk ordusunun yine Bakü sokaklarında yürüdüğünü gördük. Çok güzel bir şey. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim milliyetçi muhafazakar kanatta siyaset o kadar çok bölündü ki bugün hakikaten parti sayısı da çok arttı. Sanıyorum 105 üzerinde değil mi parti sayısı? AK Parti bir yana işte BHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi hep aslında aynı tabana hitap eden partiler. Bir taraftan birleşme olsun derken böyle bir bölünme söz konusu. Milliyetçilik özeli üzerinde bu milliyetçilik felsefesinin, zihniyetinin 2023'te oy kullanacak 6 milyon Z kuşağına
hangi felsefeyle, hangi derinlikle etki edip etmeyeceği mercek altına alınıyor. Çünkü Z kuşağı üzerinde yapılan araştırmalarda da işte London School of Economics yapmış. Hiçbir şekilde siyasete güven duymuyorlar ve meseleleri çok başka, milliyetçilik ekseninde değil. Dolayısıyla bu 6 milyon nüfustaki genç milliyetçilik rüzgarından neden ve nasıl etkilensin? Soru gelsin. 2023 seçimleri için öngörünüz nedir? Ben erken seçim olacağını düşünmüyorum ve 2023'e kadar sürenin devam edeceğine, yani Erdoğan'ın seçimleri 2023'te yapmak isteyeceğine inanıyorum. O zamana kadar tabii Türkiye'nin iç ve dış siyasetinde birçok gelişme olacak. Erdoğan'ın 2023 seçimlerini kazanmak için bir planı olduğunu düşünüyorum. Bu planın da ne olduğunu tahmin ediyorum ama bunu henüz kamuoyuyla paylaşmak için zamanında erken olduğuna inanıyorum. Daha netleşmesi lazım ki kamuoyuyla ben kendi açımdan bir siyasi tahlil olarak paylaşayım. Tabii Türkiye'de otoriterleşme artıyor ve baskı artıyor. Buna karşı genç kitlelerde de direniş artıyor, tepki artıyor. Sosyal medya üzerinde yasaklar, basın üzerinde yasaklar. Buna bir tepki de Türkiye'den dışarıya yetişmiş insanların göç etmesi şeklinde gerçekleşiyor. Yani eğitimli, orta üst gelir gruplarından insanlarımız, gençlerimiz Türkiye'yi terk ediyorlar. Türkiye'ye Suriye'den ve Avrasya'nın değişik yerlerinden milyonlar gelirken Türkiye'den de yüz binler yurt dışına gidiyor. Bu korkunç bir şey. Bu ülkenin geleceğini karartır. Bilişim sektöründe çalışan gençlerimiz gidiyorlar. İyi eğitim almış gençlerimiz gidiyorlar. Türkiye'nin geleceğini bu şekilde inşa edemeyiz. Bizim kindar bir nesle değil, bizim 21. yüzyılda inşa edecek kendisiyle barışık, kendisine güven duyan bir nesle ihtiyacımız var. Bizim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arzu ettiği Türk gençliğine ihtiyacımız var. Recep Tayyip Erdoğan'ın arzu ettiği gençliğe değil. Peki efendim. Şimdi sizin bir açıklamanızda bu İYİ Parti içindeki anlaşmazlıkların temel sebeplerinden biri olarak da parti içinde millicilerle uluslararasıcılar arasındaki bir çekişmeden, ayrışmadan söz ediyorsunuz. Ben bu kavramları biraz daha netleştirip belki isim de telaffuzu etmenizi rica edeceğim. Soru gelsin. İYİ Parti içindeki millîciler ve uluslararasıcılar kimdir? Burada isim vermek istemiyorum. Herkes biliyor ama millîciler derken Yusuf Alaçoğlu hocayı, Profesör Doktor Özcan Yeniçeri hocayı, Fatih Er Yılmaz Emniyet Müdürü FETÖ tarafından vurulan ve bütün bir polislik hayatında bu terör örgütüyle mücadele eden Nevzat Bor gibi Ülkücü Hareket'in önemli isimlerinden bir tanesi. Sadece tasfiye edilmiyorlar ya da pasifize ediliyorlar. İşte İstanbul'da Ali Dinçer Çolak'ı, Hakan Ayaz'ı, İsmail Türk'ü, bunların hepsi Uğur Tarhan'ı partide görevi devam etmesine rağmen pasifize edilmiş o kadar çok arkadaşımız var ki. Ve bu arada mesela Türk siyasi tarihinde ilk kez bir ilçe başkanı, ilçe başkanlığından bu kongrede genel başkan yardımcılığına geldi. Türk siyasi tarihinde olmadı böyle bir şey. Bakın ilçe başkanlığı da onurlu bir görevdir. Çok önemli bir görevdir. Ama Türk siyasi tarihinde bir ilçe başkanı hem de teşkilat başkanı ilçe başkanları GİK üyesi olamaz diye tamim yayınlamışken Koray Aydın'dan bahsediyorum. Koray Aydın'ın bu tamimini takmıyorlar. Bu ilçe başkanını 30. sıraya Akşener koyuyor ve o Buğra Kavuncu'nun listesinden çok ilginç bir özgeçmişe sahip olan bu arkadaş genel başkan yardımcısı oluyor. Özgeçmişini incelemenizi öneririm. Peki efendim. Noktayı böyle koyuyorsunuz. Evet.
Şimdi ben yine birazcık geçmişe döneceğim. Hem sizin hem de babanızın bu milliyetçi duruşumuza istinaden Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki liderlik vasfını göz önüne aldığımızda aslında enteresan bir şekilde bu 50 yıl içerisinde sadece iki lider ismine rastlıyoruz. Merhum Alparslan Türkeş ve Sayın Devlet Bahçeli. Şimdi bu da tabii aklımızda parti içi demokrasinin ne kadar olduğu, yeni liderlere yol açılıp açılmadığı sorusunu da gündeme getiriyor. Değil mi? Sizin yaşadığınız tecrübeye de bakacak olursak 2006 yılında partiden ihracınızın söz konusu olması, tekrar mahkeme kararıyla 2010'da geri döndüğünüz. Hayır, mahkeme kararıyla dönmedim ben. Peki onu da Sayın Bahçeli davet etti. Peki 2016 yılında Meral Akşener'in yaşadığı da işte benzer bir şeydi. Koray Aydın'ın ve sizin oradan ayrılmanız konusunda birçok dönem kopmalar oldu. İşte İYİ Parti'de aslında 3 yıllık bir siyasi parti ama orada da baktığımızda gördük ki kongrede Sayın Akşener yine tek adaydı. Dolayısıyla burada liderlik konusunda acaba başka insanlara şans verilip verilmediği noktasında soru gelsin. Milliyetçi partiler kendi içlerinde sizce ne kadar demokratik? İYİ Parti'de bir demokrasi mücadelesi vermiştik ama bu mücadelenin başarısız olduğu ortaya ne yazık ki çıktı. Böyle demokrat bir tüzük oluşmuştu fakat her kongrede bu demokrat tüzük budandı ve antidemokratik bir nitelik kazandı. Öyle ki herhalde yani bir de Kuzey Kore Komünist Partisi'nde vardı böyle bir düzenleme. En son GİK dışından genel başkana genel başkan yardımcısı atama izni verildi. 3 kişi genel başkan isterse atayabilecek. Bu bir defa kongrenin iradesinin ortadan kalkmasıdır. İl kongrelerinin, üst kurul delegelerinin seçildiği il kongrenin iradesinin ortadan kalkması demektir. Daha sonra benim ihracımda görüldüğü gibi tüzük çiğnenerek, tüzüğe aykırı bir siyasal linçle partinin iki kurucusundan bir tanesi, milletvekili Ümit Özdağ, bir siyasi iddiayı gündeme getirdiği için şu gerekçeyle demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarına aykırı davranmışım. Bunun için ihraç edildim. Biraz önce ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde de bir demokrasi mücadelesi verdim. Ama orada sert olmasına rağmen Sayın Bahçeli'nin ne yapacağını biliyordunuz. Ve siyasal eleştirilerinizi yapıyordunuz. Hem de çok sert ideolojik eleştiriler yapıyordunuz. Bundan dolayı ihraç edilmiyordunuz. Bu bir başka aşamaya ulaşırsa ihraç mekanizması çalışıyordu. Ben burada Meral Akşener'in genel başkanlığına itiraz etmedim. Genel başkanlığını tartışmadım. Ona karşı aday olmadım. Bugün de aday değilim. Ama ben bir siyaseti eleştirdim. Bir kişiyi eleştirdim. Bu kişinin iltisakı ortada. Kendisi de o derneğin başkan yardımcısı kurucusu değilim demiyor. Ben FETÖ'cü değilim diyor. İspatı ne? Yok ispatı. Sözüne inanırsanız. Niye inanalım sözüne? Türk milliyetçiliği ile ilgili bir faaliyeti açıklaması var mı? Hayır. Aksine Türk milliyetçisi olmadığını gösteren açıklamaları var. Türkiyelilerin 30 Ağustos'unu kutlamak gibi. Özetle ne yazık ki İYİ Parti'deki hukuk mücadelesi, demokrasi mücadelesi çok ağır bir darbe almıştır. Çok ağır bir darbe. Peki Sayın Özdağ, buradan kırmızı bir soruyla devam edeceğim. Yine 19 Kasım 2018 Yeni Çağ gazetesinde yayınlanan bir yazınıza atıfla. Burada FETÖ'nün Telekomünikasyon İletişim Başkanlığındaki yapılanmasını ve örgütle mücadelesini konu alan bir yazınız var. Bu yazınızın içinde dikkat çeken bir isim var ki Basri Aktepe. Şimdi kendisi emniyat teşkilatı içinde kilit rol oynayan FETÖ üyelerinden biri. Basri Aktepe bu darbe girişimi sonrasında da KHK ile ihraç edilip tutuklanmıştı. 2018 yılı Kasım ayında tutuklu yargılandığı dönemde kendisi hakkında bir ifade veriyor. Bu ifadenin sahibi de Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sayın Sabri Uzun. O da diyor ki cemaatçi olsaydı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisine konulan böcekleri bulamazdı. Bu ifade sonrasında da kendisinin tahliyesi gerçekleşiyor. Ardından sizin tekrar 10 gün sonra Yeni Çağ gazetesinde kaleme aldığınız bir yazı var. Bu yazıdan sonra tekrar tutuklanıyor ve yargılama sonrasında da 12 yıl cezaya çarptırılıyor.
Şimdi bu Basri Aktepe örneğinden hareketle sormak istiyorum. Bu FETÖ'den yargılanan kişilerin yargılama sürecinde yeterince araştırılıp, soruşturulup, adil bir şekilde yargılandığını düşünüyor musunuz? Bu suçlar karşılığında 12 yıl cezanın makul olup olmadığını sorgulayanlar oldu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Soru gelsin. FETÖ ile mücadele süreci doğru ve adaletli gidiyor mu sizce? Hayır. FETÖ ile mücadele sürecinde büyük eksiklikler var. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ yapılanmasına karşı operasyon yapılıyor. Ama poliste ciddi bir operasyon yok. Değişik bakanlıklarda hemen hemen hiçbir operasyon yok. Şimdi, önümüzdeki, yani herhalde iki hafta önce bir üst düzey yetkiliyle konuşuyoruz. Dedi ki hocam, İşte eşim benim şurada dedi daire başkanı. 12 tane daire başkanı var. 2 tanesi FETÖ'cü değil. Genel müdür ve 10 daire başkanı FETÖ'cü. Türkiye'nin önemli bakanlıklarından bir tanesi. Bunu söyleyen de iktidardan, iktidarın ilk halkası veya ikinci halkası içindeki lerden bir tanesi. Onun için bir stratejik planlamayla gitmiyor FETÖ'yle mücadele. Bunun bir stratejik planlamasının olması lazım. Bir fikri zeminin olması lazım. Bu fikri zemini özellikle İlahiyat Fakültelerinin ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gerçekleştirmesi gerek. Ama Diyanet İşleri Başkanı Atatürk'le mücadele etmekten FETÖ'yle mücadeleye gelemiyor. Diyanet İşleri Başkanı ben FETÖ'yle mücadele ederken FETÖ'cülerin Abant platformunda görevliydi. Şimdi ben o Diyanet İşleri Başkanı'na FETÖ'yle mücadele konusunda nasıl güveneyim? Güvenmiyorum. Zaten o da mücadele etmiyor. Kaç tane FETÖ'ye karşı Diyanet İşleri Başkanı'nın yayını var. Mücadele toplantısı var. Bunu Milli İstihbarat yapamaz ki. Milli İstihbarat'ın yapacakları var. Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadelenin yapacakları var. Mahkemelerin yapacakları var. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da yapacakları var. Bu işin bir karargahının olması lazım. Bu işin bir fikri boyutunun olması lazım. Bu işin bir uzun vadeli planlamasının olması lazım. Ha, bu arada masumla suçlunun da ayrılması lazım. Şimdi bir 30 saniye daha verirseniz çok pardon, 30 ha. Buyurun. Ha, bakın bir dede komando üstü hemen. Pardon dede komando albay. Baba komando albay. Dikkat edin kız komando üstü hemen. Yani dedesi komando olduğu için babası komando olduğu için kız da komando üstü hemen. Bir yüzbaşı ile evli o da komando üstü. Eşi tutuklanıyor. FETÖ'cü olmakla suçlanıyor. İhbar var. İki FETÖ'cü ihbar etmişler. Artı 30. Kızın FETÖ ile hiçbir ilişkisi olmadığı halde silahlı kuvvetlerden ihraç ediliyor. Bu işte hemen kız. Gidiyor hukuk okuyor. Avukat oluyor. Daha doğrusu avukat olamıyor hukuku bitirdiği halde. Stajını bitirdiği halde diyorlar ki eşin FETÖ'cü olduğu için avukatlık yapamazsın. Şimdi bakın siz subaylık yaptırmıyorsunuz bu çocuğa. Hayatını başka şekilde kazanmak istiyor. Onu da yaptırtmıyorsunuz. Ben gittim Adalet Bakanı'yla konuştum. Dedim ki bu haksızlık. Bir, o dava peki sonuçlanmamış. İki, bu çocuk FETÖ'cü değil. 1.30 daha. Özetle adil yargılama muhakkak olmalı. Hangi örgütle mücadele ederseniz. PKK'ya karşı da adil yargılama PKK'nın rezil bir örgüt olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. FETÖ'nün ahlaksız bir örgüt olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Bizim devlet oluşumuz bunu gerektiriyor. Evet. Ve tabii bu FETÖ borsasının da olmaması lazım. Peki. Şimdi programımızın sonlarına gelirken bandı böyle en başına sarmak istiyorum. Hakikaten enteresan Japonya'da, Tokyo'da dünyaya gelmek ve neredeyse işte resmi sürgünde dünyaya gelen bir çocuğun hayat hikayesi aslında. Öyle bir ortama doğuyorsunuz ki memleket meseleleri, siyasi meselelere bir kulak dolgunluğunuz var. Bunun içine doğuyorsunuz adeta. Ben röportajlarınızda da hatırlıyorum. Dediniz ki benim aslında fikirlerim hiç değişmedi. Yani ben lisedeyken neyi savunuyorduysam şimdi de onu savunuyorum diye. Bu hem bir taraftan o dik duruşu gösteriyor ama bir taraftan da değişmeyen tek şey değişimin kendisidir felsefesiyle. Acaba neden hiç değişmedi? Burada kendi kendine bütün dünya değişti, evren değişti, iklim değişti de Sayın Özdağ hiçbir kararında ya şunu şöyle yapsaydım diye bir pişmanlık duymadı mı diye kendi içimden geçirdim. Bu noktada kendinizi nasıl analiz ediyorsunuz? Soru gelsin.
Ümit Özdağ'ın siyasetteki en büyük pişmanlığı ne? Güzel bir soru. Doğrusu siyasette çok büyük bir pişmanlığı olduğunu söyleyemem. İki defa 1970'te de 4 ediyordu. Şimdi de 4 ediyor. Onun için ben 1970'te de Türk Birliği diyordum. 77'de de Türk Birliği diyorum. Bir gün bir büyükelçimiz beni aradı. Hocam dedi, Türk Konseyi'nin bayrağı çekilecek. Türk Birliği bayrağı. Çok dedi, küçük bir grup gelecek. Sizi de aramızda görmek istiyoruz. Dedim ki, bayrağı kim çekecek? Dedi ki, Abdullah Gül çekecek. Abdullah Gül Türk Birliği'ne inanmaz ama işte tarih ona Türk Birliği bayrağını çektirdi. Doğrusu büyük bir mutluluk duydum. Biraz önce Bakü ile ilgili bir soru sordunuz. Dün Sayın Erdoğan Bakü'deydi, çok mutluymuş. Enver Paşa'dan 101 sene sonra Türk ordusunu Bakü'ye Erdoğan yolladı. Erdoğan Şam'a yollamak istiyordu ama tarihin tekerleği Türk ordusunun doğru yöne gitmesini, Bakü'ye gitmesini sağladı. Onun için neden değişeyim? Yanlış yerde duranlar değişsinler. Ben doğru yerde duruyorum. Ben Gökalp'in, Atatürk'ün, Türkiye'nin çizgisinde duruyorum. Peki efendim. Şimdi her yeni konjonktür kendi ikincil kazançlarını ve domino etkisini de beraberinde getirir. Siz bu söylemlerden sonra tabii ki her zaman bir akademisyen ve politikacı olarak kameralar size dönüktü ama bu söylemlerinizden sonra sanki kamera ışıkları, mikrofonlar size biraz daha fazla döndü. Sizi hemen hemen her akşam bir ekranda görüyoruz. Biz de programımızı almak istedik elbette. Çünkü tabii ki politika için orada cazip bir konu ve mevzular var. Bu sırada hiç eşinizden ya Ümit işte bugün de gitme, bugün de bizle kal, bize vakit ayır ya da bu ayarı yaparken orada medyanın da fazla görünür olmayı içinizde nasıl muhasebe ediyorsunuz? 40 formatına göre soralım. Soru gelsin. Efendim Ümit Özdağ medyadan torpilli mi? Hayır. Yani bir özel torpilim yok. Ama 1991 senesinden bu yana televizyonlara çıkıyorum. Televizyonlara çıkıyorum çünkü davet alıyorum. Çünkü uluslararası ilişkiler, terör, güvenlik bilimleri konusunda uzmanlığım var. Sürekli siz nasıl bir ekiple çalışıyorsanız ben de öyle bir ekiple çalışıyorum. Mesela ben Arap basınını takip ediyorum. Geç komutanlığından emekli olmuş bir arkadaşım var, emekli bir asubay. Mükemmel Arapçası var. Arap coğrafyasında atılan tweetlerden, önemli tweetlerden bile haberdar oluyorum onun sayesinde. Benle birlikte çalışıyor. Rusça bilen bir elemanım var. Benle çalışıyor. Doktorasını yapıyor. Bu sayede Orta Asya, Kafkasya ve Rus alanından haberdar oluyorum. Özetle ben bilgiyle yapıyorum siyaseti. Tabii bilgiyle yapınca da siyaseti davet ediliyorsunuz ve bilgiler dinlenmek isteniyor. Bakın sizde de böyle bir algı oluşmuş. Ben en son geçen cuma günü televizyona çıktım. Yani 6 gün önce çıktım. Ondan önce de 2,5 ayda 3 defa televizyona çıktım. Yani o kadar sık çıkmadım. Son dönemde çıkmadım. Ama söylemiş olduğum şeyler çok tartışıldı. Benim dışımda da tartışıldı. Ben o programları size bir sır vereyim, hiç seyretmem. Çünkü programın içinde olunca olmak kolay da. Dışarıda televizyondan seyredince çok sinirleniyorsunuz. Müdahale etme şansınız olmadığı için. Onun için hiç seyretmemeyi tercih ediyorum. Hatta bazen telefon eder arkadaşlarım. Ya hocam seninle ilgili şöyle bir şey söyleniyor. Telefona bağlanıp şey yapam, hiç müdahale etmem. İstediklerini söylesinler. Bana sıra geldiğinde ben de o cevapları verme fırsatı buluyorum. Mesela siz mesela bu akşam bana bunların hepsini sordunuz. Bütün bu iddiaları hepsini burada size cevaplandırdım. O telefonla bağlanıp cevap vermekten daha iyi. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sonlara yaklaşıyoruz. Ben biraz da ileriki hedeflerinizden bahsetmek istiyorum. Şimdi siz disiplin kuruluna sevk edildiğiniz zaman ihraç edilirsem mahkemeye gideceğim ve hukukumu savunacağım dediniz. Anadolu'yu dolaşarak ülküdaşlara ne olduğunu anlatacağım dediniz. Yani burada İYİ Parti'den bir kopma düşünmediğiniz izlenimini alıyorum. Abdülkadir Selvi sizle yaptığı telefon görüşmesinin ardından birkaç cümle yazdı. Şöyle diyor: anladığım kadarıyla Özdağ'ın heybesi boş değil. Birkaç adım sonrasını planlamış, yeni sarsıcı iddialarla ortaya çıkmayı sürdürecek. Milliyetçiliğin yükseldiği bir dönemde Ümit Özdağ, MHP ve İYİ Parti'nin
Parti alanında yeni bir milliyetçi parti kurarak girer mi demiş. Bence girer demiş. Şimdi biz de sizi bulmuşken soralım. Acaba milliyetçi yeni bir parti kurmak bir alternatif olabilir mi? Yeni partiler DEVA ile ya da gelecekle ortak bir hareket söz konusu olabilir mi? Şimdi siz Anadolu'yu dolaşmaktan bahsedince Sayın Muharrem İnce'nin bir Anadolu'yu dolaşma hikayesi var. Hani olur mu dedik bir Anadolu kahvesinde Sayın Özdağ'la Sayın İnce'nin yolu çakışır mı diye soru gelsin. Ümit Özdağ'ın gelecek planı ne? Evet. Tabii Allah ömür verirse önce bu davanın sonunu görmek istiyorum. Bu davayı da kazanacağımı düşünüyorum. Davayı kazanacağım, kazanırsam eğer yapacağım ilk şey Muğla'yı ziyaret etmek. Muğla İl Başkanı'nı ziyaret ederek teşekkür etmek olacak. Çünkü Muğla İl Başkanımız İncilay Hanım imza vermedi. Evet. Dedi ki bu iş mahkemeye intikal etti ve mahkemede sonuçlanmasını bekleyelim. Onurlu bir davranış. Teşekkür ediyorum kendisine. Onu ziyaret edeceğim ve teşekkür edeceğim. Ondan sonrasında birlikte görüşeceğiz. Onun dışında şu anda yürüttüğüm siyasi faaliyetleri yürütmeye devam edeceğim. Artık çok fazla bu konuyu, yani hem anayasa meselesini hem FETÖ meselesini konuşmuyorum. Konuşmayı da istemiyorum çok fazla. Çünkü yeterince anlaşıldığını düşünüyorum. Türkiye'nin önünde başka meseleler var. Ekonomik kriz var, devlet krizi var, dış politikada olumsuzluklar var. Türkiye bir kuşatma altında, Amerika Birleşik Devletleri ile yeni bir gerilim süreci başlayacak. Bunlar çözüm bulunması gereken şeyler. Ben de bu konudaki görüşlerimi paylaşacağım. Kamuoyuyla ve tabii Türk milliyetçileriyle, vatanseverlerle, Atatürkçülerle önümüzdeki süreç böyle devam edecek. Bir de parantez açmıştım. Anadolu'da bir kahvede Sayın İnce ile yolunuz kesişirse bir kahve içer misiniz diye. Ben vatansever herkesle kahve içerim. Türk milliyetçisi herkesle kahve içerim. Ama terör örgütleriyle ilişkilerini kesmeyenlerle kahvaltı yapmam. Peki efendim. Şimdi sona yaklaştık. Son sorumuz. İnsan bütün mücadelesinde bir ödül ve bedel dengesini günün sonunda ortaya koyar ya, acaba verdiğin mücadeleyle kazanımların birbirini dengeliyor mu diye. Siyasetçiler de tabii çok aslında ağır bedeller de ödüyorlar. Ailelerinden çaldıkları vakitler, çocuklarına, eşlerine ayırdıkları zamandan yaptıkları tercihlerle aslında birçok şeyden de vazgeçiyorlar. Siz bu dengeyi içinizde nasıl sağladınız? Ödül bedel dengenizde nasıl bir resim görüyorsunuz? Soru gelsin. Siyaset için nelerden vazgeçtiniz? Tabii siyaset tercihini koyduğunuz andan itibaren birçok şeyden vazgeçmek zorundasınız. Benim 9 yaşında bir oğlum var ama ben bekarım. Annesiyle birlikte yaşıyor. Doğrusu onu böyle 9 gün arka arkaya görmedim. Gördüğüm zaman da siyaset konuşuyoruz. Alp siyaseti çok meraklı, uluslararası ilişkilere çok meraklı ve tarihe çok meraklı. Önce güncel siyasetle başlarız ve parti içi meseleleri sorar. Bu aralar Akşener'e çok kızgın. O kızgınlığını da ortaya koyuyor. Seyrediyor çünkü televizyonlardaki bütün programları. Dünyadaki güç dengelerini çok iyi biliyor. Mesela Rusya'nın gayri safi milli hasılasını bilir. Amerika'nın gayri safi milli hasılasını bilir. Uluslararası planda da Çin'e çok kızgın. Uygur Türklerine yapmış olduğu baskılardan dolayı. Çok ilginç sorular soruyor. Onları cevaplandırıyorum. Bayağı tartışıyoruz. Hatta bazı şeyleri harita üzerinde konuşuyoruz. Ve tabii istediğim kadar vakit ayırabiliyor muyum? Hayır, çok özlüyorum kendisini. Ama her fırsatta da görmek için çabalıyorum. Bu televizyonda muhakkak bu programı seyrediyordur şimdi. O da tabii bazı şeylerden vazgeçmek zorundasınız. Ama bu ülkenin daha iyi bir geleceğe sahip olması, daha iyi bir Türkiye'de yaşamaları için bu fedakarlıkları da yapmak zorundayız. Bunu fedakarlık bile diye nitelendiremem. Çünkü bu ülkeyi kuranların, İstiklal Harbi'ni veren kadroların yapmış olduklarını, ödemiş oldukları bedeli göz önünde tutarsak biz hiçbir şey yapmıyoruz.
Sayın Özdağ, 40 soruluk maratonumuzun sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Format gereği bir karnemiz var. Ona bakalım, üzerine tekrar konuşacağız. Karnemiz gelsin. Efendim, enteresan bir şekilde hiçbir soruyu pas geçmediniz. Daha da enteresan olan aslında sürenizin kalmaması. Yani 2 dakikalarınızı dolu dolu kullandınız. Etkin ve verimli bir şekilde. Benim size sormayı unutup sizin özellikle eklemek istediğiniz bir başlığınız var mı? Hayır, teşekkür ediyorum. Her şeyi sordunuz. Çok iyi bir araştırma yapmışsınız. Ekibim adına teşekkür ediyorum. Tek kişi değilim. Ben de tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkürler efendim. Bizim için kıymetli bir programdı. Çünkü şu an güncel sıcak siyaset gündeminin tam ortasındasınız. Bizim de büyük resmi görmemiz açısından verdiğiniz bilgiler, bakış açınız son derece kıymetli oldu. İştenlikle yanıtladınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, 40'ın sonuna geldik. Haftaya yeni bir konuk ve yeni 40 soruyla tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.